Herkese merhabalar. Eski tadınıza Aslan Çağlayan Gürel ben. Hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün ısı pompası ana konusu olmak üzere ısı pompası teknolojileri, proje tasarımı ve uygulama örnekleri üzerine bir webinar düzenlemiş oluyoruz. Bunu İSKİT ısı pompası komisyonu düzenliyor şu anki organizasyonumuzu. 2 yıldır yaptığımız toplam 3. webinarımız olacak. Her webinarımızda farklı bilgileri, ısı pompası hakkında bilinen yanlışları doğruyla düzeltmek, biraz daha teknolojik gelişmeler aktarmak, Avrupa'daki ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi paylaşmak için sizlerle beraber buluyoruz. Bu süreç içerisinde özellikle sponsor firmalarımız var. Onlara bir de buradan teşekkür etmek isteriz. Arçelik firmasına, Atlantic Grup firmasına, Daikin'e, Form'a, Gri TLC'ye, Johnson's Control Hitachi'ye, Ünites'e, Vaillant'a ve Wisman'a bu sunumda bizlere verdikleri destekler için özellikle tekrar teşekkür ediyoruz. İSKİT 114 üyesiyle İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği olarak sektörün özellikle iklimlendirme, ısı pompası, klima gibi sektörün nabzını tutan bütün üreticilerin neredeyse bulunduğu bir dernek halindedir. 15 farklı komisyon ile de bu dernekler içerisindeki özelleşmiş kuruluşların komisyonlarıyla da aktif olarak da çalışmaktadır. Konuşmacılarımız arasında Andaç Yakut Bey, Etkin Utkan Gerek, Pınar Gürler ve Melis Sapçı Bey olacaktır. Ben öncelikle İSKİT Yönetim Kurulu Başkanımız Ayk Bey'e giriş konuşması için sözü bırakmak istiyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Arslan Bey. Değerli dostlarımız, hoş geldiniz. Şöyle hızlıca bir katılımcılara baktım. Çok geniş bir katılımcı kitlemiz var farklı kaynaklardan. Bir de tabii bu konuda bizi çok mutlu ediyor. Bir diğer konu, güneşin yüzünü gördük. O da tabii sanırım bizi mutlu ediyor. Evet, yüzlerde gülümsemeleri de görüyorum. Yazı özlemişiz galiba. Şimdi ben tabii biraz daha konuya farklı bir noktadan girmeye çalışacağım. Yeşil dönüşüm diyoruz. Enerjiyi etkin kullanalım diyoruz. Yeşil binalar diyoruz. Artan enerji maliyetleri diyoruz. Bu kelimelerin hepsi çok biz mühendisler için, sektör temsilcileri için çok kıymetli, çok anlamlı. Peki o zaman sistem tasarımlarımızda acaba ne kadar mühendisleri, makine mühendislerini veya sektördeki mühendislerin enerji evet. Sesim geliyor değil mi? Şimdi geldi Ayk Bey. Bir ara kesildi. Bir 15-20 saniye tamam. Kaybettik sesi. Affedersiniz. Bir de bu mühendislerimizin enerji etkin tasarım yapmasına ne kadar fırsat veriyoruz? Sizce sahada ilgili sistem mühendislerimize enerji etkin tasarımlar yapması için yatırımcılarımız, işletmecilerimiz bu fırsatı her zaman veriyor mu? Verdiği zaman belki bu mühendislerimiz de o binanın kullanım amacına uygun en etkili sistemi önereceklerdir. Bu zaman zaman ısı pompası olabilir, zaman zaman diğer çözümler olabilir. Ama sanırım sektör olarak yatırımcılar ve işletmeciler üzerinde bu mühendislerimizin sihirli dokunuşunun kendileri için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmamız gerekir. Ben bugünkü webinarı birazcık da bu kapsamda anlıyorum. Tekrar ilgili komisyona, ısı pompaları komisyonu üyelerine ve başkanı Andaç Bey'e, moderatörümüz Arslan Bey'e ve bütün katılımcılara teşekkürler sunuyorum. Değerli vakitlerini ayırdıkları için. Keza sponsorlarımız için de bir teşekkürü borç bilirim. Bu anlamlı mesajlarıyla
buradaki bütün katılımcılara bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederiz. Ayk Bey, öncelikle değerli vaktinizi ayırıp katıldığınız için, bize desteklerinizi ilettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri burada görmek, özellikle İSKİT'in yönetim kurulu başkanının bizle beraber olması, tabii ki ısı pompası gibi spesifik bir ürünle verdiğiniz destek için önem arz etmekte. Tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz sizlere. Sorularınız mutlaka olacaktır. Çünkü spesifik bir konu ve gelişmeye çok açık bir konu. Lütfen chat tarafını aktif olarak kullanalım. Sunumumuzun sonunda soruları yönlendireceğiz. Biliyorsunuz bilgi paylaşa büyüyor. Belki sunum içerisinde atladığımız, dile getiremediğimiz sorular, konular vardır. Onu lütfen chat tarafında bize iletirseniz, en azından buradaki ne kadar soruyu yaparsak, ne kadar interaktif olursak o kadar hepimiz için faydalı olacaktır. Sonuç itibariyle karbon salımı dünyada belli bir noktaya gidiyor. Paris İklim Anlaşması var. İşte COP26-21'den başladık, 26 noktasına geldik. Geçen sene Glasgow'da bunu yaptık. Bir şekilde kömürle ilgili bir yapı var. Doğalgaz, fosil yakıtlar dediğimizde zaten şu anda bir aktif savaş devam ediyor. Bunun her an bir fosil yakıt tedarik savaşına dönme ihtimali yüksek olduğunda göz önünde bulunmamız lazım. Bu noktada da elektrikle, özellikle çok verimli ürünlerle de iklimlendirme sistemlerimizi yapmamız, hem karbon salımı açısından, hem de enerji güvenliğimiz açısından, hem de ülkemizin geleceği açısından çok önem arz ediyor. Bunu da üzerine basa basa hatırlatmak istiyoruz. Ben sözü öncelikle ilk sunumcumuz olan Doktor Andaç Yalkut Bey'e vermek istiyorum. Doktor Andaç Yalkut Bey, ısı pompası komisyonunun başkanlığını üstlenmektedir. Konu başlığı olarak da ısı pompasının etkinliğinin amacı, ısı pompası şu anki webinarımızın etkinlik amacı, ısı pompası nedir, faydaları, Avrupa ve Türkiye ısı pompası pazarı hakkında genel bir bilgilendirme yapacak. Buradaki önemli nokta Avrupa pazarının nerelere gittiği ve Türkiye pazarında potansiyel olarak nerelerde olmak gerektiği bence çok önem arz eden bir noktadır. Sözü Andaç Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler şimdiden. Arslan Bey, teşekkür ederim. Şu an ekranım görünüyor herhalde, değil mi? Sesiniz de geliyor, ekranınız da geliyor. Tamam. Hiç vakit kaybetmeden o zaman isterseniz hemen başlayalım. Tekrar teşekkür ederim Arslan Bey. Bütün konuklarımıza da ısı pompası komisyonu olarak katılımları için teşekkür ederim. Arslan Bey'in de biraz önce belirttiği gibi birazdan ben sizlere bu ısı pompasıyla ilgili genel bir bilgilendirme yapacağım. Avrupa Birliği'ndeki pazar durumu, Türkiye'deki pazar durumu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra diğer arkadaşlarım sizlerle uygulamaya yönelik önemli bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ben hemen sunumunuza başlayayım. Şimdi bildiğiniz gibi bu küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefleyen bir Paris İklim Anlaşması imzalandı. Bunun ardından da Avrupa Birliği Komisyonu bu çevre konusundaki hassasiyetini daha ileriye taşıyarak bu konularda daha kesin ve iddialı adımlar atacağını gösteren bu Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı'nı yayınladı 2019 yılında. Nedir bu Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı? Aslında 2030 yılına kadar en az %55 ve 2050'ye kadar da net sıfır emisyon hedefiyle bu sera gazı emisyonlarını azaltarak Avrupa'yı ilk iklim nötr kıta haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritası. Günümüzde de bu konuyla ilgili çalışmalar hala sürüyor. Bu kapsamda işte sınırda karbon vergisi çalışmaları örneğin devam ediyor. Son aşamaya gelmiş durumda. Bu konu tabii Türkiye'yi de aslında yakından ilgilendiren bir konu. Bu yüzden bizim de bu tür konuları yakından takip etmemiz aslında büyük önem arz ediyor. Tabii bu hedeflerin de gerçekleştirebilmesi için Avrupa Birliği geçmişte çeşitli regülasyonlar çıkarmış ve bunları hala güncelleyerek yeni regülasyonlar da çıkarmaya devam ediyor. Bunlara örnek vermek gerekirse işte binalarda enerji performansı direktifi, yenilenebilir enerji direktifi,
bu soğutucu akışkanlarla ilgili F-gaz regülasyonu, yine ürün gruplarına yönelik ekotasarım, enerji etiketleri gibi yönetmelikler hala çıkmaya devam ediyor. Şimdi bu fosil yakıt rezervlerinin tabii azalması ve bunların bu çevre kirliliğine sebep olmasından dolayı bu yenilenebilir enerji kaynağı kullanan, yüksek verimli, düşük emisyonlara neden olan çevreci ısı pompası sistemleri de bu sebeplerden dolayı artık oldukça cazip hale geldi. Ve bu hedeflerin başarılmasında da artık bu sistemler kilit rol oynayacaklar. Şimdi tabii ısı pompası bizim konumuz. Isı pompası ne diye bakacak olursak, termodinamikten de bildiğimiz üzere bu ısı geçişi aslında yüksek sıcaklıktaki bir ortamdan düşük sıcaklıktaki bir ortama kendiliğinden oluyor. Fakat bunun tam tersi, yani düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi termodinamikten de bildiğimiz gibi kendiliğinden gerçekleşemiyor. Bunun gerçekleşmesi için ancak çevrim esasına göre çalışan soğutma makineleriyle mümkün oluyor. En yaygın kullanılan soğutma çevrinde buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Bunun içinde de bir soğutucu akışkan, aracı akışkan olarak kullanılıyor. Ve kompresör, yoğuşturucu, kısılma valfi ve buharlaştırıcıdan oluşuyor bu çevrim. Yine çevrime kısaca hatırlayacak olursak, bu evaporatör dediğimiz, yani buharlaştırıcıda ortamdan çekilen ısı soğutucu akışkanı buharlaştırıyor. Daha sonra bu kompresörde basınç ve sıcaklığı arttırılıyor. Ardından yoğuşturucuda ısısını dışarıya vererek yoğuşup kısılma valfinde de basınç ve sıcaklığı düşürülüp yine evaporatör dediğimiz buharlaştırıcıda tekrar gelerek kapalı çevrimi tamamlıyorduk. Aslında bu ısı pompaları ile soğutma makineleri bildiğiniz gibi aynı çevrime göre çalışıyorlar. Fakat kullanım amaçları farklı. Soğutma makinesinin amacı soğutulan ortamdan ısı çekmek iken ısı pompasının amacı ılık ortama ısı vermek, dolayısıyla ortamı ısıtmak. Bunun için de işte düşük sıcaklıktaki ortamdan, kaynaktan çekilen ısı daha yüksek sıcaklıktaki ortama dışarıdan iş vererek gerçekleştiriliyor. Tabii bu ısı çekilen ortam veya kaynak hava, su ve toprak olabileceği gibi sıcak ortamda bir ev veya bir mahal olabiliyor. Biz de ısı pompası komisyonu olarak üyelerimizle birlikte bu ekranda da görebileceğiniz tanımı yaptık. Hızlıca üzerinden geçmek gerekirse ısı pompası mahal, proses ve kullanım sıcak suyu ısıtması için hava, su, toprak kaynaklarındaki ısı enerjisini veya atık ısıyı soğutma çevrimi ile ısıtılacak ortama bir ısı taşıyıcı ortam vasıtası ile su ile transfer eden, ek destek ısıtıcı olarak elektrik rezistansı veya fosil yakıtlı ısıtıcılar ile de teçhiz edilebilen, soğutma çevrimini ters çevirerek mahallin soğutulması fonksiyonunu da yapabilen ısı üreticisidir diye bir tanımlama yaptık. Şimdi ısı pompalarının kaç çeşit olduğuna bakacak olursak, aslında ısı kaynağı bakımından ısı pompaları hava kaynaklı, su kaynaklı ve toprak kaynaklı olmak üzere 3 çeşide ayırabiliyoruz. Hava kaynaklı ısı pompaları bildiğiniz gibi hava doğada bedava ve kolayca ulaşılabilen bir ısı kaynağı. Bu havadaki doğal enerjiyi çekerek yerden ısıtma, fan coil veya radyatörler ile mahalle aktarılan cihazlar. Bunların en önemli özellikleri aslında montaj ve servis kolaylıklarının olması. Su kaynaklı ısı pompalarına baktığımızda bu tür ısı pompalarında işte kuyu, göl, nehir veya şehir şebekesinden elde edilen suyu biz ısı kaynağı olarak kullanıyoruz. Eğer ısıtılacak veya soğutulacak mekanın yakınında bir ırmak, göl, deniz varsa da bu ısı taşıyıcı borular vasıtasıyla bu kaynakların içine yerleştiriliyor. Toprak kaynaklı ısı pompaları da toprak olan ısı alışverişi toprağa yatay veya dikey olarak gömülmüş toprak ısı değiştiriciliğiyle gerçekleştiriliyor. Genelde bu toprak altına gömülen borulardan soğutucu akışkan veya daha ucuz olması bakımından da salamura geçiriliyor. Şimdi biz ısı pompalarını ana amaç olarak bir mahalle ısıtmada aslında kullanıyoruz. Bununla birlikte bu kullanım sıcak suyu eldesinde veya herhangi bir mahalli soğutma amaçlarıyla da bu ısı pompalarını kullanabiliyoruz.
Ayrıca yine havuz ısıtmasında da biz ısı pompalarından yararlanabiliyoruz. Isı pompalarının faydaları nedir diye baktığımızda tabii en önemli faydalarından biri aslında enerji verimliliğidir diyebiliriz. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık biz hava kaynaklı bir ısı pompasıyla bir birim elektrik enerjisiyle 5 birim ısıtma enerjisi elde edebiliyoruz. Yani 4 birim ısıtmayı biz bedavaya getiriyoruz diyebiliriz aslında. Diğer bir fayda da ekonomiktir diyebiliriz. İşletme giderleri tabii düşük. Bakım, onarım, servis gereksinimleri diğer sistemlere göre daha azdır. Kendini kısa sürede amorta edebilir ve karlı yatırımdır diyebiliriz bu sistemlere. Güvenlidir diyebiliriz. Bünyesinde herhangi bir yanma olayı olmadığı için patlama, zehirlenme, yangın gibi riskleri yoktur. Teknolojik gelişime açıktır. Örneğin kompresörlerdeki gelişimler, bu soğutucu akışkanlardaki gelişimler her geçen gün olmakta. Dolayısıyla teknolojik açıdan da gelişime açık. Doğa dostudur diyebiliriz. Fosil yakıt kullanmıyor. Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması için biraz önce de bahsettiğimiz gibi önemli bir araç. Kullanıldığı yerde herhangi bir duman, cüruf, koku gibi atığı yok. Sadece bu elektrik enerjisinin üretildiği santraldeki karbondioksit salımı söz konusu. Estetiktir diyebiliriz. Binalarda tabii ki kompakt dış üniteler sayesinde görüntü kirliliği oluşturmaz. Son olarak da konforludur, işletmesi kolaydır diyebiliriz. Bu daha önce Avrupa Birliği'nin çevre hedeflerini gerçekleştirmek için çeşitli regülasyonlar çıkarttığından bahsetmiştik. Bunlardan en önemlisi tabii bu elektrikle çalışan çeşitli ürün gruplarına yönelik ekotasarım gereklilikleri ve enerji etiketleriyle ilgili regülasyonlar. Bilindiği gibi bu aslında CE işaretleriyle işaretlemesiyle de ilişkilendirilmiş durumda. Tabii bizi ilgilendiren tarafı ise bu LOT 1 dediğimiz su bazlı ısıtıcılar için ekotasarım gereklilikleri ve enerji etiketi regülasyonu. Bu LOT 1 Avrupa Birliği'nde 2013 yılında yayınlanıp 2015'te yürürlüğe girdi. Ama Türkiye'de ise uyumlaştırma çalışmaları kapsamında 2018 yılında yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bu neydi ekotasarım gereklilikleri? Kapasitesi 400 kW'tan küçük veya eşit cihazları kapsıyor. Ama enerji etiketlemesi 70 kW'tan küçük veya eşit cihazları kapsıyor. Hangi ürün gruplarını etkiliyor diye bakacak olursak, havadan suya ısı pompaları, topraktan suya ısı pompaları, sudan suya ısı pompası, ısı pompalı su ısıtıcılar, sıcak su depolama tankları, kazanlar, kombiler, solar paneller ve sıcaklık kontrol ekipmanlarını etkiliyor bu yönetmelikler. Gereklilikler nedir diye baktığımızda ekotasarımla ilgili minimum mahal ısıtma enerji verimliliği, minimum su ısıtma enerji verimliliği, maksimum NOx emisyonları, maksimum ses gücü ve ürün bilgisiyle ilgili gereklilikleri içeriyor. Eğer bu ekotasarım gerekliliğini karşılayamıyorsa sizin cihazınız, CE etiketini alamıyorsunuz ve piyasaya arz edemiyorsunuz. Yani bu gereklilikleri karşılayamayan cihazlar hem ithal edilemiyor hem de üretilip piyasaya sürülemiyor bu cihazlar. Bu ekotasarım gereklilikleriyle birlikte enerji verimliliğinin de tanımı artık değişmiş oldu. Eskiden biz ısıtmada COP dediğimiz performans katsayısını kullanıyorduk. Buna da nominal verimlilik diyoruz. Bu neydi? Tek sıcaklıktaki cihazın ısıtma verimliliğini ölçüyordu aslında. 7 derecedeki kapasitenin güç tüketimine oranıydı. Daha sonra bu ısıtmada sezonsal verimlilik terimi geldi. SCOP dediğimiz. Bunu zaten daha önce biz klimalarda görmüştük. Bu bütün ısıtma sezonunu aslında dikkate alıyor. Tam yükle birlikte kısmi yüklerdeki verimlilik değerlerini de dikkate alıyor. İşte EN14825'e göre hesaplanıyor. Bu LOT 1'de ise ETAIS dediğimiz sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği terimi ortaya çıktı. Burada da yine görebileceğiniz gibi SCOP ile ETAIS arasında bir birinci enerji faktörü
yani CC dediğimiz bu faktörün kullanıldığı basit bir formülasyon var. Birincil enerji ne demekti diye bakacak olursak, aslında herhangi bir dönüşüm veya değişim prosesine uğramamış enerji türü demek. Örneğin fosil yakıtlar, doğalgaz veya kömür. İkincil enerji ise birincil enerjiden çeşitli dönüşüm ve değişim prosesleriyle türetilmiş enerji türü. Bu tür enerjilerin tabii kaynaktan çıkarılması, işte prosesi uğraması kayıplar oluşturuyor, belli kayıplar oluşturuyor. Örneğin elektrik enerjisi. Burada da aslında bu formülasyondan gidilmesinin sebebi bütün verimlilikleri birincil enerji verimliliği cinsinden ifade etmek ve böylece bu farklı enerji kaynakları arasında daha adil bir karşılaştırma yapma olanağı sunuyor. Şimdi burada 1 kilowatt saat 2,5 kilowatt saat birincil enerji diye kullanılmış. Bu Avrupa Birliği için kullanılan değer. Türkiye'de de biz bunu kullanıyoruz ama bu değerler yenilenebilir enerji kullanımıyla değiştiği için Avrupa Birliği'nde şu an güncelleme çalışmaları devam ediyor. Hatta bitti diye biliyorum. Ama Türkiye'de de bununla ilgili tabii ki bir çalışma yapılıp güncellenmesi gerekiyor. En son olarak bu tabloda da göreceğimiz üzere en altta düşük ve yüksek sıcaklık ısı pompaları için minimum enerji verimlilik değerleri görüyoruz. Yani bizim üreteceğimiz veya ithal edeceğimiz ısı pompasının ETS cinsinden minimum sezonsal mahal ısıtma enerjik verimli değerleri bunlar olmak zorunda. Burada da yine Türkiye'de Eylül 2019'dan itibaren ısı pompaları için geçerli örnek enerji etiketlerini görüyoruz. İlk etiket sadece mahal ısıtma özelliği olan ısı pompalarını kapsıyor. Burada mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı, iç ve dış üniteye ilgili ses gücü seviyeleri, kapasiteler, hangi iklim bölgesinde ise iklim bölgesinin o haritada gösteriliyor burada. Hemen yanındaki etiket, ikinci etiket kombine ısıtıcılar dediğimiz, bu mahal ısıtma özelliğinin yanı sıra kullanım sıcak suyu elde etmemizi sağlayan ısı pompaları için geçerli. Burada ayrıca yine su ısıtma verimliliği sınıfı da belirtiliyor. Son etiketler ise paket tipi ısıtıcılara ait. Paket tip derken de burada ısı pompasına ek olarak sıcaklık kontrol cihazı, güneş kolektörü, ek bir ısı üretici veya ek bir sıcak su tank koyduğumuzdaki sistemleri kapsıyoruz. Böylece bu ek sistemlerle beraber ısı pompalarının verimini daha fazla arttırabiliyoruz. Şimdi ısı pompalarıyla ilgili bu Avrupa Birliği'nin genel görünümüne bakacak olursak, buradaki grafikte 2021 yılına ait Avrupa Birliği'ndeki ısı pompası satışlarını görüyoruz soldaki grafikte. 2006 yılında yaklaşık 500 bin adet, 2016'da 1 milyon, 2019'da 1,5 milyon ve 2020 yılında da 1,6 milyon adet yaklaşık ısı pompası satışı olmuş. Şimdi 2020'ye baktığımızda bu pazarın pandemiden etkilendiğini ve 2019 kıyasla yaklaşık %7'lik bir büyüme geçirdiğini görüyoruz. Yine yan tarafta ikinci grafikte fikir vermesi açısından 2020 yılına ait ülkelere göre satış adetlerini koydum. Buradaki grafikten de görüleceği üzere Fransa yaklaşık 394 bin, İtalya 233 bin ve Almanya'da 140 bin adetleriyle ilk 3 ülkeyi oluşturuyor bize. Bu 3 ülke de tüm satışların yaklaşık %48'ini oluşturuyor. Bu Avrupa Isı Pompası Birliği, EHPA Birliği'nin uzman görüşüne dayanan son rakamlara göre de bu 2020-2021 yılı toplam satışları 2 milyon adedi de aşacak şekilde belirtiliyor. Türkiye'deki duruma bakacak olursak, buradaki grafik sadece havadan suya ev tipi ısı pompası satış adetlerini gösteriyor bize. 2015-2021 yılları arasındaki rakamları görüyoruz. Görüldüğü gibi burada 2016-2017 yıllarında yaklaşık 8 binli rakamlara ulaşmışken
2020 verilerine göre yaklaşık 9500 adet, 2021 verilerine göre de 12500 adet Türkiye'de satış yapıldığı yaklaşık olarak görülüyor. Şimdi Avrupa'daki trend sürecine bakarak aslında buradan Türkiye'deki pazarın tabii ki henüz tam anlamıyla gelişemediği sonucuna varabiliriz. Peki neden gelişemedi diye bakacak olursak, tabii bunun birçok sebebi var ama en göze çarpanlardan biri bu doğalgaz olmayan bölgelere doğalgazın gelmesi. Yine Türkiye'de ısı pompalarıyla ilgili gerekli teşviklerin olmaması, tabii ilk yatırım maliyetlerinin de artması ve tabii böylece yine son kullanıcıların belki kombi cihazlarına yönelmesi olarak sayabiliriz. Şimdi 2019'dan 2020'ye ve tabii sonrasında 2021'de bir artış gözleniyor. Bu artışın sebebi de tabii pandemiden dolayı artık çoğu insan yazlıklarına gitti. Buralarda uzun süre oturmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla buna göre de bir yatırım yapma istekleri var. Bunlardan kaynaklanan artış olarak veya mevcut sistemlerinin değişimini yapmak isteyenlerdeki artış olarak yorumlanabilir kabaca. Bir de son olarak sizlere bahsetmek istediğim, tabii bu ısı pompaları sunumun ilk başında bahsettiğimiz hedeflere ulaşmaları için Avrupa Birliği'nin emisyonlarla ilgili özellikle önemli yer arz ediyor. Bunu da başarabilmek için Avrupa Birliği ısı pompalarına önemli teşvikler veriyor ki kullanımı gittikçe artsın diye. Burada özet bir slide hazırladık. Ülkelere göre verilen teşviklerle ilgili. Genelde havadan suya ısı pompası için 1500 Euro'dan 9500 Euro'lara kadar teşvikler ülkeden ülkeye göre değişse de teşvikler sağlanabiliyor. Genelde havadan suya ısı pompalarına veriliyor. Örneğin havadan havaya ısı pompası için bunlar kapsam dışı tutuluyor. Bu teşvikler de verilirken tabii değerlendirme kriterleri var. Bunların içinde en önemlisi de biraz önce bahsettiğimiz ısıtmada sezonsal verimlilik değeri. Bunun muhakkak belli bir değerin üstünde olması gerekiyor. Bununla birlikte binanın bulunduğu bölge, bina yeni mi değil mi, hangi bölgede bulunduğu, ısıtma sistemi, büyüklüğü, içindeki yaşayan kişi sayısı, gelir düzeyleri de dikkate alınıp detaylı bir değerlendirmeden sonra bu gerekli teşvikler büyük miktarda sağlanıyor Avrupa Birliği'nde. Bu tür teşviklerin tabii Türkiye'de de olmasını arzu ediyoruz. Özet olarak benim anlatacaklarım bunlar. Ben vakit kaybetmeden tekrar sözü Arslan Bey'e vereyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Andaş Bey çok teşekkürler sunumunuz için. Özellikle Avrupa'nın gittiği adetler ve bizim geldiğimiz adetler noktasındaki farklılık, doğalgaz atıfınız önem arz ediyor. Umarım biz de Avrupa'nın ulaştığı adetlere ulaşır, daha çevreci, daha verimli sistemler kullanmaya başlarız diye ümit ediyoruz. Burada bir şey atlamak istemedim. Özellikle mail adresinizi eğer yazarsanız sunumumuzu mail olarak sizlere iletebiliriz. Chat kısmında yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak isterim ki chat kısmında sorularınız varsa tekrar oraya yazabilirsiniz. Onun dışında YouTube sayfamızda İSKİT olarak aratırsanız, yani YouTube aplikasyonu içerisinde İSKİT olarak aratırsanız hem bizim geçmiş dönemde yaptığımız sunumlarımız hem de bu sunumumuz video olarak, kaydı olarak orada bulunacaktır. En azından sunum yanı sıra yapılan yorumları da videoyu seyrederek de tedarik edebilirsiniz. Oradan da seyirci olabilirsiniz. O da önemli bir platform olarak bulunmakta. Andaç Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdiki sunumu yapmak üzere ısı pompası komisyon üyesi Ekim Utkan Gere'ye sözü bırakmak istiyorum. Utkan Bey, hava kaynaklı ısı pompası uygulama örnekleri ve tesisatta dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bizlere bilgi verecek. Şimdiden teşekkür ederim. Utkan Bey, söz sizindir. Çok teşekkür ederim Aslan Bey. Değerli katılımcılarımız da hoş geldiniz diyorum ben tekrardan. Evet, bugün bu değerli ürünle ilgili, yani son dönemdeki özellikle artan enerji maliyetleri, enerji krizleri, işte Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla beraber Avrupa'nın
hatta bir nevi teyakkuza geçişi, enerjiyi nasıl fosil yakıtlı kaynaklardan bağımsız hale getirebiliriz noktasındaki en değerli ürünlerden bir tanesi olan hava kaynaklı ısı pompaları özelinde bahsedeceğim ben. Ve bu örneklerde de ısı pompasında da uygulama örnekleri ve bazı tesisatta dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında da kısa bir sunum yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde de sunuma geçmek gerekirse ben de kısa bir şekilde toparlamak istiyorum. Isı pompaları için ısıl kaynaklar tarafında. Tabii ki ısı pompaları kaynakları yani kullandığı kaynak tarafından aldığı enerji tarafından adlandırılıyor. Eğer bir toprak kaynağından enerjisini alıyorsa topraktaki işte bazı yapılan sondaj veya yerden serpme yöntemiyle toprak kaynaklı ısı pompası veya bir su kuyusu, akarsu, deniz, nehir, göl gibi su kaynaklarından enerji alıp bunu suya aktarıyorsa su kaynaklı ısı pompalar olarak geçiyor. Ki şu anki benim sunumumla da ilgili olan kısımda doğadan bedava olan ve enerjiyi en kolay şekilde de aktarabilen, kullanabilen ısı pompaları hava kaynaklı ısı pompalar olarak aktarılabiliyor. Yine iki türlü atık su veya endüstriyel atık olarak da işte atık su merkezi belki şehir ısıtmalarında kullanılabiliyor. Yine endüstriyel atıklarda sanayi tesislerindeki atık su enerjinin ısı pompasıyla değerlendirilmesi ve daha yüksek sıcaklıkları da zonları beslenmesi şeklinde özetleyebiliriz. Burada uygulama çeşitlerine de kısaca değinirsem toprak kaynaklı için az önce de söylediğim gibi iki türlü uygulama çeşidi var. Birisi hafriyat işte yerin 2-3 metre altına yapılan hafriyat çalışmalarıyla beraber yerden serpme dediğimiz yöntem. İkincisi sondaj yöntemiyle özellikle daha büyük binalarda daha yüksek ısıtma yüklerinin geçerli olduğu noktalarda kullanılan kuyu sondaj yöntemi. Bir yeraltı suyu kaynaklı işte deniz veya nehir, göl su veya bir işte az önce bahsettiğim gibi endüstriyel atık suyun kullanılmasıyla beraber su kaynaklı ısı pompaları ve Türkiye'de az önce Andaş Bey'in de sunumunda gösterdiği 12.500'lük adet en popüler olan bizim iklimimize de uygun ve gördüğünüz üzere de uygulaması özellikle primer tarafta herhangi bir şey yapılmadığı sürece yani hava alabilen bir noktada hava sirkülasyonu olduğu bir noktada dış ünitenin konumlandırılmasıyla uygulamasını yaptığımız hava kaynaklı ısı pompaları diyebiliriz. Şimdi ısı pompalarıyla neler yapabiliyoruz? Biraz ona da değinmek gerekirse doğrudan ısıtma devresi kontrolü ve ısıtma yapılabiliyor. Yine tesisat içerisindeki karışım vanalı ısıtma devresi kontrolleri yapabiliyor. İşte ya bazı katların yerden ısıtma, bazı katların radyatörle farklı derecelerde ısınması gibi. Tampon boiler yani buffer tankı dediğimiz tankın sıcaklık kontrolünü yapabiliyoruz. Hem ısıtmada hem soğutmada. Yine ısı pompalarıyla soğutma yapabiliyoruz. Soğutma devresini kontrol edebiliyoruz yani. Fan coil'le veya yerden serinletme yöntemiyle, yerden ısıtma sistemiyle gerekli önlemlerin alınmasıyla beraber. Yine aynı şekilde kullanım sıcak suyunu ısı pompalarıyla, hava kaynaklı ısı pompalarıyla hazırlayabiliyoruz. Boilerler yardımıyla bir sensörle gerekli hazırlanması gereken sıcaklığa ayarlayabiliyor. Ve ısı pompaları, hava kaynaklı ısı pompaları özellikle evsel tarafta boiler öncelikli de çalışmış oluyor. Yani bir boiler sıcaklık gereksinimi varsa onu tamamladıktan sonra kullanım sıcak suyu tamamlamasını sonrasında ısıtma veya soğutma tarafında çalışmasını gerçekleştirebiliyor. Yine son dönemde uygulanan, ben de birazdan uygulama örneklerini de göstereceğim. Sıvı veya gaz yakıtlı kazanlarla beraber hibrit bir şekilde çalıştırılması noktasında ısı pompalarını kullanabiliyoruz. Aynı şekilde kaskat bağlantı imkanı bulunmakta ısı pompaları bu şekilde de güç birleştirmesi yaparak daha yüksek kapasitelere ulaşabiliyoruz. Yine entegre termal enerjiyle beraber güneş kolektörüyle beraber kullanabiliyoruz. Son dönemde de ısı pompası teknolojilerinin artmasıyla beraber yine uzaktan aplikasyon üzerinden de ısı pompalarının kontrolünü yapabiliyoruz diyebilirim. Uygulama şemalarına gelirsek, evsel tarzda özellikle ben göstereceğim buradaki uygulama şemalarını. Mesela buradaki uygulamamız ısıtma veya kullanım sıcak suyu. İkisini beraber ısı pompasıyla yaptığımız bir uygulama. Burada ısı pompası split bir ısı pompası. Yani iç ünite ve dış ünitenin birbiriyle ayrı olduğu ve bakır boruyla
bağlantının sağlandığı ısı pompalar. Burada gördüğünüz ısı pompası mesela bir entegre boilerli ısı pompası. Tabii bu boiler harici de olabilirdi. Şurada bir boiler hattıyla da ayrı bir şekilde boiler ihtiyacı varsa o tarafa, yoksa ısıtma zonundaki burada gördüğünüz buffer tank. Buffer tank üzerinden besleme ve ısıtma zonlarının, işte karışım aralarının, yerden ısıtma veya radyatör zonlarının beslenmesi şeklinde devam edebiliyor. Yine aynı şekilde kullanım sıcak suyu hazırlamasında da güneşin yeterli olduğu vakit güneş kolektörüyle sıcak su hazırlama. Mesela burada entegre bir boiler olduğu için harici bir eşanjörle beraber ısı pompasının birlikte çalıştırılması ve güneş kolektöründen de kullanım sıcak suyu ısıtılması noktasında bir kullanımı yapılabiliyor. Isıtma soğutma artık kullanım sıcak suyu olarak düşündüğümüz zaman ısı pompalarını. Bu şekilde yine ısı pompası, split bir ısı pompası, buffer tankı üzerinden ısıtma veya soğutma tankı, yani bu önemli bir nokta. Burada tankın eğer ısıtma için kullanabilecek izolasyonu o noktada hazırlanmış bir ürün ise burada 3 yollu vanayla aslında ayrılıp soğutma hattının ayrılması gerekiyor. Ama hem ısıtma hem soğutma için uygun izolasyonlu bir buffer tankıysa aynı hat üzerinden ısıtmayı da soğutmayı da besleyebiliyoruz. İşte burada fan coil hattı var. Burada ısıtma gerekli olduğu zaman ısıtma hatları, yerden ısıtma zonlarının beslenmesini yapabiliyoruz. Aynı şekilde kullanım sıcak suyu için burada entegre boilerli bir ısı pompası değil mesela. Boiler üzerinden yine güneş kolektörüyle beraber bir kullanım sıcak suyu hazırlaması yapabiliyoruz. Diğer bir, az önce de bahsetmiştim, ısı pompasıyla kontrol fonksiyonları noktasında harici taleple beraber sıvı veya gaz yakıtlı kazanla hibrit bir şekilde çalışması. Ki bu hem evsel tarafta hem aslında bir ticari tarafta, endüstriyel tarafta da son dönemde ısı pompasının uygulanması gereken ve daha çok da uygulanacağı projelerde olacaktır. Özellikle işte son dönemde resmi gazetede de yayınlanan, bundan 1-1,5 ay önce yenilenebilir enerjiyle 5000 metrekarenin üzerinde %5, işte 2000, bu 2025'te 2000 metrekareye düşecek ve %10 yenilenebilir enerji kullanımı, bunun haricindeki inşaatlarda da ruhsat alınamaması noktası olacak. Ve ısı pompaları da zaten bu tarz büyük konut uygulamalarında bu şekilde aslında doğalgaz ya da yoğuşmalı işte duvar tipi veya yerden olan kazanlarla beraber hibrit kullanımı da artmış olacak. Burada öncelik tabii ki aslında ısı pompasıyla çalışması noktasında dizayn edilmesi gerekiyor. Yine ısı pompası buffer tankını besliyor ve sonrasında pik yüklerde veya ısı pompasının işte artı 2 dereceden sonra daha verimsiz olduğu, artık doğalgazlı yakıtlı cihazlarla beraber çalışması gerektiği noktada ısı pompası bir 3 yollu vana üzerinden veya başka bir türlü de aslında projelendirilebilir. Yani dış hava kompansasyonlu olarak da ısı pompası çalıştırılabilir. Mesela artı 2 dereceden sonra hiç ısı pompası daha düşük derecelerde çalışmasın veya çalışsın ama besleme yeterli olmadığı sürece diğer kısmı karışım vanası sayesinde de karıştırılarak gerekli set edilen derece zonları beslemede kullanılsın. Yine aynı şekilde soğutma tarafında da ısı pompası hani kendisi destek vererek yerden serinletme veya fan coil besleme hattı üzerinden çalışmasını yapsın. Yine aynı şekilde de kazanla beraber eğer ısı pompası uygun durumdaysa, dış hava koşulları, ısı pompasının çalışması boilere veya kazanın çalışması noktasında hibrit bir çalışma gerçekleştirmiş oluyor bu şekilde. Diğer bir uygulama, az önce de bahsetmiştim, güç birleştirme yöntemi, yani kaskat bir şekilde ısı pompalarının çalışması. Mesela evsel bir örnek vermek gerekirse burada iki tane 16 kW'lık bir sistem var. Yine buffer tankı üzerinden ısıtma zonunu besliyoruz. Boiler üzerinden kullanım sıcak suyu hazırlaması yapabiliyoruz. Ve havuz ısıtması. Havuz ısıtmasını da hem tüm yıl boyunca bir havuz ısıtması uygulaması olabilir veya özellikle daha da popüler olan yaz dönemini uzatmak. Açık havuzlarda veya kapalı havuzlarda işte ısıtmanın olmadığı dönemlerde bu şekilde ısı pompasının da işte mesela Mayıs aylarında, Haziran aylarında, yine Eylül ve Ekim aylarında da havuz suyu performansını, konforunu arttırmak amacıyla da ısı pompalarını kullanabiliyoruz. Burada
şu şekilde bir çalışma noktası oluyor. Eğer boiler varsa öncelik kullanım sıcak suyunda, burada kaskatlarda cihazların devreye alınırken bunun da ayarlamasını yapılabiliyor. Yani cihazımızın bir tanesi sadece kullanım sıcak suyuna çalışsın, bir tanesi ısıtmaya, havuz veya işte zon ısıtmasına, kışın yapılacak ısıtmaya devam etsin şeklinde bir çalışma mantığı ayarlanabiliyor. Sonra boiler uygulaması bittikten sonra ilk öncelikli olan zona doğru besleme yapabiliyor. Eğer zaten sezon yükseltmesi açısından havuz kullanılıyorsa, bu ısıtma zonunun olmadığı dönemlerden, yazın çalışmadığı dönemlerde de boiler veya havuz olarak da dönüşümlü olarak çalışma yapılabiliyor. Bir diğer uygulama da ısı geri kazanımlı uygulama, ısı pompalarında. Bu da daha çok otel veya daha büyük ticari uygulamalarda uyguladığımız veya uygulanan ısı pompası sistemleri. Burada da ısı pompası şöyle bir sistem, yani bizim İSKİT'te ısı pompası komisyonu altında tanımladığımız, az önce Andaş Bey'in de tanımını yaptığı sistemler, enerjisini suya aktaran ısı pompaları özelinde bakarsak, aynı anda ısıtma veya soğutma yapamıyor bu cihazlar. Ama ısı geri kazanımlı uygulamayla beraber yaz döneminde soğutma yapabilirken, bu soğutucu akışkan çevrimindeki işte o dönemde çevrim içerisindeki ısınan soğutucu akışkanın tekrardan bir eşanjör çevrimiyle buradaki o sıcak enerji, yani ısıyı almış tesisatın dönüş suyundan aldığı o enerjiyle beraber ısınan soğutucu akışkanı sonrasında diğer bir çevrimle de kullanım sıcak suyu hazırlamasında kullanabiliyoruz. Ve böylece yazın iki farklı ısı pompası veya iki farklı hat üzerinden işte kullanım sıcak suyunu ve soğutmayı ayırmamış olup tek bir cihazla aslında aynı bir kapasiteyle, örnek verebilmek gerekirse mesela 100 kW'lık bir ısı pompasıyla 100 kW gücünde yine bir kullanım sıcak suyu hazırlama kapasitesi, yine 100 kW'lık bir soğutma kapasitesini de bu şekilde kullanmış oluyoruz. Yine özellikle Avrupa'da, Türkiye'de de yavaş yavaş uygulanan bir uygulamasına geçmek istiyorum ısı pompalarının ve fotovoltaik panellerle, yani güneşten elektrik enerjisi üreten panellerle beraber kullanımı. Bu noktada da özellikle Avrupa'da şu anki işte Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber patlayan enerji krizi ve doğal gaz yakıtlı cihazların kullanımını azaltmaya yönelik, ki zaten sunum başında arkadaşlar da söyledi, hem işte Paris İklim Anlaşması hem Avrupa Birliği'nin hedefleri doğrultusunda bu yönde bir aslında ilerleyiş yönelim vardı, ama bu son gelişmelerde bunu artık bir yönelimden daha çok hızlı bir şekilde dönüşüme götürme noktasında bir başlangıç yarattı diyebilirim. Ve burada da önemli olan nokta, biliyorsunuz az önce de Andaş Bey sunumda söyledi, ısı pompalarıyla 1'e 5 verim alabiliyoruz. Yani 1 kilovatını şebekeden alırken işte diğer 4 birimlik enerjiyi de ısıtma tarafında kullanabiliyoruz. Ki ısı pompaları da işte televizyonlarımız, evdeki bulunan televizyonlar, çamaşır makineleri gibi elektrikle çalışan sistemler, verimli bir şekilde tüketen sistemler. Çatıda bir fotovoltaik panel, işte bir evsel örnek vermek gerekirse de kafanızda canlanması açısından, işte 150 metre 2 kare, 200 metre kare izolasyonlu, iyi izolasyonlu, mesela Ege veya Marmara bölgesinde bir konuttan bahsetmek gerekirse 16 kW'lık bir ısı pompası uygulamasında işte yaklaşık 5 kW piklik bir fotovoltaik panel kullanabilir. Aslında yani ısı pompasının kışın tamamını karşılamasa da işte yazın 12 ay boyunca panelin elektrik ürettiğini düşünürsek, aslında 12 ay ısı pompasının o işte 4-5 aylık ısıtma sezonundaki harcadığı elektriği de karşılayacak şekilde aslında sıfıra yaklaşık tüketimli elektrik noktasında bir ev ve fosil yakıtlardan arındırılmış, hem çevreci hem yeşil hem de enerji verimli bir sistem kurgulamış oluyorsunuz. Bu Avrupa'da son dönemde çok popüler ve zaten bu şekilde uygulamalar ve teşvikler devam etmekte, hem fotovoltaik tarafında hem ısı pompası tarafında. Türkiye'de de yavaş yavaş bu uygulamalar özellikle kıyı bölgelerde devam etmekte, ama hani dünyanın yönelimi bu. Türkiye'de bunu takip edecektir. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde göreceksiniz. Bu uygulamaların sayısı hatırı sayılır miktarda da artacaktır. Burada yine
ben az önce anlattığım örneği de göstermek gerekirse bir panel üzerinden doğru akım üretiyor fotovoltaik paneller. Bunu alternatif akıma evde kullanılacak elektrik düzeyine indirmek için inverterler kullanıyoruz. Bu inverterlarla beraber sonrasında ısı pompaları özelinde de tüketimi yani elektriği fotovoltaik panel üzerinden karşılayabiliyoruz. Burada ısı pompasını sadece fotovoltaiğin ürettiği elektrikle de çalıştırabiliyoruz. Bu tarz sistemler de mevcut. Ve ısı pompasının ne kadar şebekeden aldığını, ne kadarını fotovoltaik sistemden aldığında raporlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu şekilde de kontrol yapabiliyoruz bu tarz sistemlerde. En sonunda da ısı pompası aslında biraz tabii tabiri caizse nazlı bir cihaz, biraz hassas bir cihaz. Uygulamada da bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ısı pompaları delta T özellikle evsel taraftan bahsetmek gerekirse 5 dereceyle çalışmakta. Onun için de boru çaplarına, buffer tankı kullanımlarına ve buffer tankı sonrası pompa seçimlerine dikkat etmek gerekiyor. Bu da ısı pompasının performansını, elektrik tüketimini etkileyebiliyor. Ben burada buffer tankı kullanımını size aktaracağım. Ve burada farklı farklı buffer tankının kullanımının yararı nedir? Direkt bağlarsak nasıl olur? Onu göstermiş olacağım. Akümülasyon tankı hız bir şekilde direkt de tabii bağlayabiliyoruz ama az önce söylediğim gibi ısı pompaları 5 derece delta T ile çalışıyor. Yani bir işte kazanda 15 derece 20 derece gibi bir delta T ile ısıtma sistemi yapmıyor. Yani şöyle 55 derecelik bir beslemede 35 derecelik bir dönüş suyu sıcaklığında ısı pompaları çalışamıyor. 55 derecelik bir besleme varsa ısı pompasının dönüş tarafında da 50 derece minimum gelmesini istiyoruz biz tesisatta. Bunu sağlamak için de buffer tankı kullanımı çok önemli. Çünkü 5 derece delta T ile yerden ısıtmada veya radyatör zonlarında ısıtma yapılabilmesi, mahalli istediğimiz oda sıcaklığına getirmesi tabii ki zor olabiliyor. Burada da buffer tankı kullanımı çok önemli noktada oluyor. İlk olarak buffer tankını mesela direkt tesisatın başlangıcına yani gidiş suyu tarafına bağlayabiliyoruz. Burada avantajı ne oluyor? İkinci bir ısıtıcı bağlayabiliyoruz akümülasyon tankına. Soğuk havalarda destek olsun diye akümülasyon tankını bir buffer tankını bir aslında enerji pil gibi kullanıyoruz ve oradan besleme yapabiliyoruz. Ama gördüğünüz üzere bu şekilde kullanımlarda delta T'yi istediğimiz 5 derece noktasına getirebiliyoruz. Ve dezavantajlarından bir tanesi de aslında akümülasyon tankında yüksek ışınım kayıtları mümkün olabiliyor burada. Burada da sirkülasyon pompasının daha büyük tasarlanıp bir şekilde bu devinimin, çevrimin hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor ki delta T'nin daha da yüksek bir şekilde noktalara gelmemesi açısından. Aynı şekilde dönüş noktasına da buffer tankı veya bir hidrolik tank koyabiliyoruz. Burada da amaç aslında yeterli su hacmi kazanmak için. Bu noktada da şöyle diyebiliriz. Özellikle modernizasyon gereken sistemlerde yani eskiden işte katı yakıtlı bir kazan veya bir kombinin yerine kullanıldığı zaman radyatörlü bir sistemde özellikle işte radyatördeki su hacminin ısı pompasının çalışması için yani sistemdeki su hacminin ısı pompasının çalışması için yeterli olmadığı noktalarda veya işte son kullanıcının radyatörle termostatik vanalar üzerinden radyatörü kapatma olasılığıyla daha az odaları ısıtma noktasında ısı pompasının yeterli su hacmiyle çalışabilmesi noktasında dönüşe herhangi bir pompa da entegre etmeden gidiş tarafında sadece ısı pompasının kendi sekonder pompasını kullanarak bir sistem tasarımı yapabiliyoruz. Ama burada ısıtma da bir buffer tankı kullanılmadığı için direkt gidiş tarafında bir akümüle yani bir enerji biriktirmiş olmuyoruz. Bu tarafta bu şekilde bir faydası var. Ama en yaygın ve doğru kullanımı burada hem gidiş ve hem dönüş yönünde akümülasyon tankının, buffer tankının bağlanmış olması. Burada da az önce bahsetmiş olduğum işte 7-8 derece delta T ile ikinci ısıtma zonu yani tüketim tarafını ayarlamak ve diğer kısımda ısı pompasının delta T'sini 5'e düşürmek. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta az önce şuradaki gibi değil. Mesela 38 derece besleme 35 derece olarak geliyor. 28 derece olarak devam ediyor. Burada buffer tankını bu şekilde hem gidiş hem dönüşe koymamızın en önemli sebebi aslında dönüş suyu sıcaklığını yumuşatmak ve
buradaki sıcaklığın tamamının aslında ısıtma tarafına hakim olması manasına geliyor. Yoksa gördüğünüz üzere buradaki 35 dereceyi yapmak için, yani bu ikinci pompayı konumlandırmak çok önemli bir nokta oluyor burada. İkinci pompanın debisini, yani basma yüksekliğinden bahsetmiyorum, debisini ısı pompasının pompasından küçük seçtiğimiz sürece ne olacaktır? Burası aslında şurada olduğu gibi daha hızlı basan, yani akümülasyon tankına hakim olan taraf ısı pompası, primer taraf olacak ve dönüş suyunu bu şekilde yumuşatarak, daha da ısıtarak 5 derece delta T'yi yakalayabileceğiz. İkinci zon tarafında da istediğimiz o ısıtmadaki gereken delta T aralığını yakalamış olacağız. Ama burada ikinci pompayı daha yüksek debili, ki burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta bu, seçtiğimiz sürece ne olacak? Bu devre daha hızlı burayı doldurduğu için tankı, hakim olan nokta dönüş suyunun soğutulmuş tarafı olacak ve belki de şuradaki suyu da soğutarak delta T'yi az önce şurada gösterdiğim gibi 10 derecenin tarafına çıkmış almış olacağız. Ha, bu ne türlü bir zarar sağlıyor? Gördüğünüz üzere 10 derecelik bir sıcaklık farkını ısı pompası ısıtmış olacak ve bunun için daha fazla kompresör akım çekecek ve yüksek frekansla çalışacak ve yüksek basınçta, yüksek sıcaklıkta da soğutucu akışkanı çıkarmış olacak. Bu hem kompresörün ömründen yemiş oluyor, hem ısı pompası çok daha yüksek elektrik tüketmiş oluyor, hem de eşanjör tarafında da bazı, yani kondenser tarafındaki, buradaki ısı transferini sağlayan ısı pompası tarafındaki eşanjörde de bazı delinmeler yaşayabiliyoruz. Onun için dediğim gibi buffer tankının kullanımı elzem ve bunun doğru bir şekilde tesisata uygulanması da en önemli nokta olacaktır ki bu 5 derecelik delta T hedefini yakalayalım, hem de buffer tankını doğru bir şekilde boyutlayalım. Tabii büyük sistemlerde buffer tankı hacmini sormak gerekirse, söylemek gerekirse büyük sistemlerde bu değişebilir ama bir evsel ısı pompası uygulamasında da işte 16 kW'lık bir cihazda mesela 15-20 litre kilowatt başına bir buffer tankı hacmi hesaplaması amperik olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki daha büyük sistemlerde bunu ayrıyeten hesaplamak gerekir diyorum. Yani burada en son olarak bahsetmek gerekirse ısı pompalarının dikkat edilmesi noktalarında buffer tankı kullanımı çok önemli. Burada aradaki fark, mesela kazanlarda bazen sorular gelebiliyor. Denge tankı kullanımı oluyor, hacmi daha düşük. Tabii kazan tarafında bu kullanılabiliyor ama işte ısı pompası tarafında az önce bahsettiğim bu suyun dönüş tarafındaki ısıtmasını sağlamak ve delta T 5 hedefine ulaşmak için hacmin büyük olması gerekiyor. Onun için denge tanklı uygulamaları ısı pompası tarafında önermiyoruz diyebilirim. Yine tüketim tarafının yerden ısıtma veya radyatör olması da bu noktada önemli. Radyatör dilimlerini arttırmak gerekebiliyor. Radyatörleri biliyorsunuz, hani katalog değerlerini incelediğinizde işte 80-60 değerlerine göre işte yaklaşık 2000 kalori verdiğini görüyorsunuz ama bir ısı pompasıyla, düşük sıcaklıklı bir uygulamayla bu ısıl değeri vermeyecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. İşte o 1000-1200 kaloriyi verecekse eve yeni dilimler ekleyerek de radyatör dilim hattını arttırarak ısı pompasının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamamız gerekebiliyor diyebilirim. Benim bu kısa sunum olarak anlatmak istediklerim bugün bu kadardı. Sorularınız varsa da yardımcı olmak isterim sunum sonuna doğru. Teşekkür ediyorum hepinize katılım gösterdiğiniz için. Aslan Bey, sunumunuz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Utkan Bey'in de söylediği gibi eğer bir sorunuz varsa lütfen chat kısmından bize iletirseniz sunum sonunda bu soruyu konuşmacı arkadaşlara ileteceğiz. Cevaplandırmaya çalışacağız. Tekrar Utkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben şimdi konuşmacımız olan ısı pompası komisyonu başkan yardımcımız Pınar Gürler'e söz vermek istiyorum. Pınar Hanım, su ve toprak kaynaklı ısı pompası uygulamaları hakkında bize bilgilendirecek. Özellikle karasal iklim ya da soğuk olan ya da suya yakın olan yerlerde çok ciddi bir COP artışı olan cihazlar hakkında bize bilgi verecek. Pınar Hanım, sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Merhabalar herkese. Değerli vaktinizi ayırıp webinarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben hızlıca sunuma geçiyorum ve bir an önce Meriç Bey'in sunumunu dinleyebilmek için. Isı pompalarını hep konuştuk, hava kaynaklı, su kaynaklı, toprak kaynaklı olmak üzere. Ama ısı pompalarının tipleri çok geniş, çok geniş bir ünite çeşidinden bahsediyoruz aslında.
Ve bu bahsettiğimiz gruplandırmalara baktığımızda havadan havaya ısı pompaları, havadan suya ısı pompaları, sudan havaya ısı pompaları, sudan suya ısı pompaları olarak gruplayabiliriz. Havadan havaya ısı pompaları aslında heat pump olarak geçtiği için split klimalar, paket klimalar, VRF üniteler, kanallı splitler bu grubun içinde. Havadan suya ısı pompaları dediğimiz sistemler hava kaynaklı ısı pompaları ve hava soğutmalı ve heat pump çalışabilen soğutma grupları da bu grubun içine dahil oluyor. Sudan havaya ısı pompaları dediğimiz üniteler su kaynaklı water source heat pump olarak geçen üniteler, su soğutmalı paket klimalar ve su soğutmalı VRF üniteler sudan havaya ısı pompaları grubuna dahil oluyor. Sudan suya ısı pompaları da sudan suya ısı pompaları ve su soğutmalı heat pump çalışabilen soğutma grupları da bu gruba dahil oluyor. Buradaki önemli olan aslında havadan suya dediğimiz zaman biz kaynak olarak havayı kullanıyoruz. Bina yük tarafında da suyu ısıtıp soğutuyoruz demek istiyoruz. Veya sudan havaya dediğim zaman gene kaynak olarak suyu kullanıyorum. Ve bina tarafında havayı ısıtıp soğutarak sirküle ediyorum anlamına geliyor. Literatürde bu tanımları gördüğünüz zaman buna göre yorumlayabilirsiniz. Isı pompalarına baktığımız zaman toprak kaynaklı sistemler aslında jeotermal sistemlerle karıştırılabiliyor. Ama toprak kaynaklı sistemler jeotermal sistemlerden aynı sistemler değil. Tamamen toprak, hatta bunu jeoloji mühendisleri sığ jeotermal ısı pompası veya sığ jeotermal kaynaklı sistemler olarak da adlandırabiliyor. Yani bunun anlamı şu, biz maksimum toprak derinliği olarak 100-150 metre ya da 200 metrelere kadar olan derinliklerle toprakta ısı alışverişi sağladığımız sistemler ya da yeraltı suyunu kullandığımız derinlikteki sistemler, ama jeotermal sistemler çok daha derinlerdeki ve daha sıcak suların olduğu sistemler. Toprak altı sıcaklıklarının derinlikle değişimine baktığımızda da burada aylara göre ve toprak belli bir derinliğine göre 5 metre ve sonrasında toprak altı sıcaklığının 5-6 metrelerden sonrasında yaz-kış sabit 16-17 dereceler civarında olduğunu görüyoruz. Yani bu şu demek oluyor, yaz-kış sizin toprak altında sabit 16-17 derece gibi bir ısı deponuz var. Toprak kaynaklı ısı pompalarında önemli olan şeylerden biri de toprak ısıl geçirgenlik değeri. Toprak ısıl geçirgenlik değeri bizim toprak tarafında yapacağımız kuyunun, borulamanın ve buradaki kullanacağımız metrajların hepsinin bir göstergesi aslında. Toprak yapısı ne kadar nemli olursa ısıl iletkenliği o kadar yüksek olacaktır. Bu yüzden de nemli toprak yapısı en çok tercih edilen özellikle olan toprak yapısıdır. Burada toprak ısı transferi tarafına baktığımız zaman boru çapları, gidiş dönüş boru arasındaki mesafeler ve dolgu malzemesi, boru geometrisi, U boru mu kullanıldı, çift U mu kullanıldı, helix mi yapıldı, borunun topraktaki yerleşimi, akışkan hızı, kuyu derinliği, kuyular arası mesafe gibi birçok parametreye bağlı aslında. Toprak tarafındaki tasarım yapılırken tüm bu parametreler değerlendirilerek en uygun şekilde optimize bir sonuç çıkarılmaya çalışılıyor. Bu sistemleri aslında kapalı sistem ve açık sistem ve kule kazan destekli sistem olmak üzere 3 grupta toplayabiliriz. Kapalı çevrim sistemler toprak altına veya göl, nehir, deniz suyu içine bir borulama yapıp bu borular içerisinde suyun dolaşarak ısı transferi yapmasını sağlıyor. Açık çevrim sistemlerde de biz göl, nehir, deniz suyunu veya yeraltı suyunu direkt olarak bir eşanjör üzerinden geçirerek kullandığımız sistemler. Kule kazan destekli sistemler ise eğer herhangi bir su kaynağımız yoksa çevrim tarafında
suyu kule ve kazan destekli olarak sağlamaya çalıştığımız sistemler. Bunlarla ilgili şimdi kısaca örneklerin üzerinden geçeceğiz. Kapalı sistemlerde yatay uygulama, burada yaklaşık 1 metre, 1.2 metre ve maksimum 5 metrelere kadar. Aslında bu tamamen hafriyatın ve ilk yatırımın maliyetine bağlı olarak biraz da müşteriye bağlı. Burada 5 metreye kadar derinlikte bir hafriyat yapılarak toprak altına boruların S yapacak veya silinki olacak şekilde, yani birbirinin içinden sarmal geçecek şekilde serilmesiyle elde edilen bir ısı transferi. Burada yaklaşık metrekarede 30 wattlara, 35 wattlara kadar çıkabiliyoruz. Silinki sistemde de bir silinki hattıyla 4-5 kW'a kadar enerji elde edilebiliyor. Bu tip uygulamalar daha küçük kapasiteli villa uygulamalarında veya orta ölçekli uygulamalarda tercih ediliyor. Burada önemli olması, yani önemli olan bir konu, dinmesi gereken bir konu, bu bölgede yapılacak olan çalışmalarda daha bu bölgede bir hafriyat çalışması yapılacağı için peyzaj çalışmalarının tamamlanmamış olması ve aynı zamanda bu bölgenin gene yeşil alan olarak kullanılmaya devam etmesi daha çok tercih ediliyor. Dikey uygulama, sondaj uygulaması. Burada da yaklaşık 100 metre, 150 metre derinlikte kuyular açılarak bu kuyuların içine yerleştirilen boruların içine dolaşan suyun gene toprakla ısı alışverişi sağlanıyor. Burada 50 wattlara, 60 wattlara kadar metrede çıkan değerleri yakalamak mümkün. Eğer bir yeraltı suyu kaynağının geçtiği bir tabakaya denk geldiysek de burada 70-80 wattlar, 90 wattlara kadar çıkan metre başına değerler var. Örneğin 150 metrelik bir kuyu açtığınızda ve metrede 50-60 watt gibi bir değer yakaladığınızda bir kuyuda yaklaşık 8-9 kW'a kadar enerji elde edebiliyorsunuz. Sondaj sisteminin bina altına yapılabiliyor. Serme sistemine göre daha az yer kaplıyor. Bir de burada önemli olarak belirtmem gereken, maliyet olarak diğer sistemlere göre biraz daha maliyetli. O yüzden bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Bir diğer uygulama fore kazık uygulaması. Burada da mevcutta bir kazık sisteminiz varsa bina altında, genelde daha büyük binalarda kazık uygulamalarını görüyoruz. Bu kazıkların içine borulamalar yapılarak gene buradan bir ısı transferi sağlanabilir. Bununla da ilgili Türkiye'de yapılmış örnekler var. Örneğin tüm toprak kaynaklı uygulamalara baktığımız zaman Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde 208 tane kuyuyla yaklaşık 1000 kW'lık bir kapasite sağlanmış oluyor. Yine havacılık merkezinde 1579 adet kazıkla yaklaşık 2100 kW'lık bir ısı transferi sağlanmış oluyor. Gene Ataşehir'de bir kamu binasında 150 kW'lık bir sondaj uygulaması veya villa uygulamalarıyla birçok uygulama çeşidi ve şu anda hala kullanan sistemler var. Bir diğer uygulama kapalı sistemlerde de Gölnehir deniz içine yaptığımız borulamalar aslında. Burada da Türkiye'de bu uygulama çok yok ama yurt dışında ve Avrupa'da çok görebileceğiniz bir uygulama. Buradaki her bir gördüğünüz bir koyu yaklaşık 100 metreye yakın bir borulama içeriyor ve 3 kW'lık bir enerji transferi sağlıyor size. Oldukça da ilk yatırımı düşük bir uygulama ama genel uygulama şekli yurt dışında daha yaygın diyebilirim. Bununla ilgili diğer bir şey de, ya da bir hastane projesinde ya da bir okul projesinde olduğu gibi kendi yapay göletini oluşturup bu yapay göletle ısı alışverişi sağlanıyor. Ve böylelikle hem hastanenin ya da okulun tüm ısıtma soğutma ihtiyacı daha verimli bir şekilde çözülmüş oluyor.
ya da o kuyudaki suyun ısı alışverişinden faydalanabilirsiniz. Kuyu sistemleri için önemli olan ve dikkat edilmesi gereken şey kuyunuzun sürekli olması. Yani o kuyunun daha önceden izlenmiş ve çıkarılan suyun günlük değil, sürekli olarak o debinin sağlanabiliyor olması bu sistemin kurgulanması için önemli. Bir diğer sistem ise şöyle söyleyebilirim. Bu da en çok kullandığımız sistemlerden biri. Yeraltı suyu ve deniz suyunun direkt kullanımı bir eşanjör üzerinden geçirilerek direkt ısı pompasına aktarıldığı sistemler. Bunlar oldukça ekonomik oluyor genelde ve çok da verimli sistemler oluyor. Burada ilk yatırımda sizin sisteminize ekleyeceğiniz tek şey deniz tarafında veya yeraltı suyu tarafında bir özel bir plaka eşanjör oluyor. Ve buradaki birkaç pompadan bahsetmiş oluyoruz. Bu ilk yatırımımızı arttırıyor belki bir parça ama burada ilk yatırım farkının geri dönüş hesabı bir yıl ya da bir yıldan az gibi bir süre çıkıyor. Ve buradan elde edeceğiniz COP verimlilik değerleri 8-9 COP'lere kadar, 7 COP'lere kadar çıkabiliyor. Çünkü bir taraftan da ısı geri kazanım da yapıp bedava sıcak su elde edebiliyorsunuz. Örneğin bir otel uygulaması düşünün. Soğutmayı deniz kaynaklı yaptınız. Deniz suyu soğutmalı bir sistemle soğutma yaparken atık enerjinizle de aynı zamanda kullanım sıcak suyu elde ettiniz. Yani otelin en çok ihtiyacı olan soğutmayı çok verimli karşıladınız ve kullanım sıcak suyunu da bedava elde ettiniz. Bu durumda 8 siyopilere, 9 siyopilere kadar çıkmak mümkün. Burada da yeraltı suyu kullanan ve deniz kaynaklı su kullanan uygulamalara görebilirsiniz. Bir diğer uygulamada atık enerjiniz varsa özellikle sanayide o atık enerjiyi kullanıp gene bir eşanjör üzerinden kendi sistemimize aktarabiliriz veya farklı bir proseste farklı bir ihtiyacı karşılayabiliriz. Ya da atık suyumuz varsa onu kullanabiliriz. Örneğin Bursa'da bir çimento fabrikasında uygulama var. Burada yaklaşık 25 derecelik bir atık su kullanılarak ısı pompası sistemiyle 65 dereceye kadar elde edilebilen bir sıcak su elde ediliyor. Ya da bir termal otel projesinde gene 30 derecedeki bir atık suyu kullanarak 65 derecelik ısı pompası vasıtasıyla 65 dereceye kadar sıcak su elde edilebiliyor. Bu tip uygulamalar çok yaygın, çok fazla kullanılıyor. Bunun dışında eğer herhangi bir toprak kaynağı, su kaynağı yok fakat ısı pompası sistemiyle ilgili nasıl yapabiliriz diye baktığımızda burada kule kazan destekli sistemler kuruyoruz. Bununla ilgili detaylı sunumu Meriç Bey'in sunumunda da var. Ben burayı biraz daha hızlı geçeceğim. Bir diğer uygulamada gene ısı geri kazanımlı ısı pompası sistemleri. Burada da 4 borulu veya 6 borulu heat pump diye geçen ısı pompaları literatürde karşınıza çıkacak. Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu taleplerini aynı anda ve bağımsız olarak karşılayabilen ve kendi içinde ısı geri kazanım yapabilen bunlar paket tip ısı pompası cihazları. Yani cihazın içerisinde hem sıcak su hem soğuk suyu aynı anda üretebiliyorum ve aynı anda ihtiyaç duyulduğu zaman da kendi içinde ısı geri kazanım yapabiliyor. Burada tamamen cihazın fanları devre dışı kalmış oluyor. Kendi içinde ısı geri kazanım yapıyor. Aynı anda ısıtma ve soğutma istendiği için. Ve hem ısıtma hem soğutma kapasitesinin toplamına karşılık sadece kompresörlerin çektiği güç var. Burada da toplam verimlilikte yaklaşık 7-8 siyopilere kadar çıkabiliyorum. Ben biraz sözü burada hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Meriç Bey'e daha uzun bir zaman bırakabilmek için.
Sorularınız ve tüm diğer konular için her zaman iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sözü Aslan Bey'e aktarıyorum şu anda. Hanım, çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Tekrar hatırlatmak isterim. Sorularınız varsa da tekrar chat üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca da eğer sunum almak isterseniz de yine mail adresinizi chat kısmından da paylaşabilirsiniz. Onu da belirtmek isterim. Şimdi sözü Meriç Bey'e bırakmak istiyorum. Meriç Bey davetimizi kırmadı, sağ olsun, geldi bizlere destek oldular. Ben kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum Meriç Bey'in. Merkezi Ankara'da bulunan Metta Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi'nin kurucusu ve genel müdürü Meriç Bey. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden hem lisans hem de yüksek lisans bölümünden mezun olmuş durumda. Makine Mühendisliği içinde bir üst ihtisas konusu olan bina makine mühendisliğinin ısıtma, havalandırma, klima, sıvı tesisat, yangın söndürme ve otomasyon konularında uzmanlaşmıştır. Bilgisayarlı bina enerji analizi, bina hidronik sistemlerinin tasarımı ve iç hava kalitesi konusunda detaylı çalışmaları vardır. Yapmış olduğu bina mekanik sistem tasarımlarında yaşam konforu, insan sağlığı, enerji verimli ve sürdürülebilirlik esasları dikkate alındığı en önemli hususlardır. Konut binaları, alışveriş merkezleri, ofis binaları, havalimanı, terminal binaları, endüstriyel tesisler, spor tesisleri ve dekon binaları mekanik sistemlerinin tasarımında 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Kendisi halihazırda Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTM'de yönetim kurulu başkanıdır. Bizi kırmadı, sağ olsun, geldi eğitimimize, seminerimize katıldı ve kendi tecrübelerini paylaştığı için şimdiden teşekkür ediyoruz kendisine. Sözü size bırakıyorum Meriç Bey. Şimdiden tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Aslan Bey, çok teşekkür ederim. Öncelikle İSKİT Isı Pompası Komisyonu'na teşekkürlerimi iletiyorum. Katılımcılara saygıyla selamlıyorum. Andaç Bey, Utkan Bey ve Pınar Hanım çok güzel ısı pompası ile ilgili bilgiler verdi. Ben de bir bina makine mühendisliği içerisinde çalışan bir tasarımcı olarak ısı pompasına yaklaşımımızı, bakışımızı burada sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle bu seminerde ya da webinarda bir proje yaklaşımında bir tasarımcı gözüyle hangi unsurlar var? İşte projede bir takım seçim kriterleri bizim için önemli. Enerji verimliliği ayrı bir önem arz ediyor. Ve bir binayı çok farklı şekilde çözebileceğimiz için önümüzde seçeneklerimiz var. Bu seçenekler içerisinde de hangisi en doğrudur, en işletme ekonomiktir, yatırımcıya en uygundur? Bu parametreleri değerlendirerek bir proje gelişimi sağlarız. Burada tabii alternatif sistemler arasında bizim de tasarımcılar olarak ısı pompalı mekanik sistemler önem arz ediyor. Biraz konut uygulamalarından, biraz da büyük konvansiyonel ticari binalardaki uygulamalardan bahsetmek isterim. Öncelikle bir proje başlangıcında yatırımcının ve işletmecinin bir takım istekleri olur. Yatırımcı ilk yatırım maliyeti ucuz ve asgari konfor kriterlerini temin eden bir proje oluşumunu arzu eder. İşletmeci bildiğiniz gibi işte işletme maliyeti en uygun olsun. İşletme süreci içerisinde projede gereken ihtiyaçlar hasıl olduğunda sistemler esnek olsun ki bu ihtiyaçlar karşılanabilsin. Sistem, seçilen sistem güvenilir olsun, uzun ömürlü olsun gibi bir takım kriterler vardır. Tasarım mühendisi açısından bakıldığı zaman da işte sürdürülebilir olsun, biliyorsunuz sustainability sürdürülebilirlik kavramında yani birazcık bizden sonra gelecek olan nesillerin de şu andaki dünyanın mevcut kaynaklarını esasında kullanabileceğini, kullanması gerektiğini, bizimle paylaşacağını düşünerek
bizim de yapmış olduğumuz projelerde bu olguya dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca enerji verimliliği bizim için çok önemli. Artık pandemide anladık ki binalar insan sağlığı açısından da çok önemli hale geldi. Çünkü yaşamımızın neredeyse %80 ila 90'ını kapalı ortamlarda geçiriyoruz. Dolayısıyla kapalı ortamlarda ki işte uluslararası terminolojisiyle built environment'da insan sağlığı çok önemli. Biz onun tasarımını yaptığımız için dolayısıyla bu da artık enerji verimliliği kadar bundan sonraki süreçte önemli bir parametre haline geldi. Meriç Bey, çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Sunumumuz ilk sayfada kaldı. İlerliyor mu bilmiyoruz ama bir de tam ekran yapamadık. Ama ilk sayfada şu andaki kalmak sayfasında kalmış durumda. Ama bir müdahale etmek istedim. Kusura bakmayın, özür dilerim, iletiyorum öncelikle sizlerden. Bir saniye, izni rica edeyim. Şeyi durduracağım. Bir daha başlatacağım. Geldi mi acaba ekran? Yok, biz hala şeydeyiz. PowerPoint'in normal müdahale sayfasındayız. Şimdi bir sayfa, üçüncü sayfaya geçtik şu anda. Şey yapma şansınız var mı? Sağ alttan sunum formatına alırsanız belki daha tam bir sayfa çıkmış olur. Şu anda görünmüyor mu acaba? Şu anda sadece üçüncü sayfayı görüyoruz ama yine slide, yani şey, müdahale sayfası şeklinde, sunum şeklinde değil. Bir saniyenizi rica edeyim ya. Yani kusura bakmayın. Yok, ben de özürlerimi iletiyorum. Biz birinci slide'da kalınca ondan dolayı. Belki paylaşımında, Zoom paylaşımında şey yaptıysanız, screen değil de sayfa paylaştıysanız belki ondan takılı kalmış olabilir. Dijital ortamlarda genelde böyle şeyler, problemler yaşıyoruz. Şu anda geldi mi? Yok, şu anda da bir yok, normal sunum paylaşımı olmadı şu anda da. Şimdi geliyor, şimdi geldi. Yine slide sayfanız geldi. Peki. Şu anda geldi mi? Şu anda birinci sayfayla ekranda birinci sayfanız duruyor. Yine şey, slide şeklinde. İkinci sayfa. Ekran, birinci sayfa kalıyor slide şeklinde. Bende bir sıkıntı var acaba, diğer katılımcı arkadaşlar, Melek Hanım ya da Sarp Bey? Meriç Bey'in sayfa kalıyor şu anda. Meriç Bey, bazen sadece dosya paylaştığımız zaman bu sıkıntı olabiliyor. Sizden ricam, ekranınızı olduğu gibi ekranınızı paylaşıp dosyayı açabilirseniz. Peki, o zaman daha rahat müdahale edebilir. Şehri durdurdum, bir daha şehir ediyorum. Sadece ekranınızı, kendi ekranınızı paylaşmanız gerekecek. Dosya değil de. Tamam, yani onu yapıyorum şu anda. Arzu ederseniz şöyle bir şey de deneyebiliriz istiyorsanız. Kapatıp, yani paylaşımı kapatıp ondan sonra sunumu slide moduna alıp ondan sonra tekrar paylaşımı açmak yaparsanız belki daha rahat olabilir Meriç Bey. Çünkü takılıyor bazen Zoom'da. Şu anda stop share ettim. Bir daha paylaşıyorum. Screen paylaşımı yapacaksınız. Eğer İngilizce ise screen paylaşımı veya ekran paylaşımı. Şu anda ekranım geldi mi? Ekran geldi ama yine birinci şeyde kaldı. Normal müdahale sayfamızdayız, yani normal PowerPoint'in müdahale sayfasında. Sağ alttan yapabilirsiniz Meriç Bey. Efendim? Sağ altta slide tarafından yapabilirsiniz PowerPoint'in. Bir daha yapıyorum. Geldi mi? Geldi. Geldi mi? Şu an geldi, evet. Üçüncü sayfa geldi mi? Yanda zaten sayfalar sayfa halinde kalıyor. İkinci sayfadayız zaten şu anda. Eğer istiyorsanız PowerPoint bu şekilde devam ederim. Zaten paylaşım gözüküyor arzu ederseniz ama slaytların üzerine tıklayarak devam etmeniz gerekecek. Şu anda biz normal PowerPoint'in müdahale sayfasındayız. Yani sol tarafta slaytlarınızı gördüğümüz
Ana ekranda da paylaşım yaptığınız üstte de müdahale çubuklarının olduğu sayfadayız şu anda. Şöyle yapalım. Sarp Bey'den rica edeyim. Sarp Bey. Olur, o şekilde ilerleyebiliriz. Olur, tamam. Sarp Bey. Katılımcıları bekletmeyelim. Bir saniye. Sarp Bey açabiliyorsunuz herhalde siz. Tamam. Görünüyor mu? Görünüyor. Sunum... Sarp Bey yine aynı şekilde. Sunum şeyine geçebilir misiniz? Geçtim ama. Tam ekran görünmüyor Sarp Bey. İsterseniz böyle devam edelim. İstiyorsanız böyle devam edelim, hiç bekletmeyelim. Sarp Bey biraz daha siz sayfaları tıklayarak devam ederseniz daha doğru olacak. Üçüncü sayfaya geçebilir misiniz Sarp Bey? Ben size yönlendirme yapacağım o zaman. Üçüncü sayfa. Sarp'cığım sunumu bana gönderebilir misin rica etsem? Tabii. Bir de ben deneyeyim lütfen. Vaktinizi alıyorum, kusura bakmayın. Gönderdim efendim. Tamam. Ufak bir teknik arıza yaşadık sayın katılımcılar. Bekliyoruz, hemen düzelteceğiz. Bu sırada tekrar söylemek isterim. Eğer bir sorunuz varsa chat kısmından yazabilirsiniz. Sunumu paylaşımı açısından sunumu isterseniz mail adreslerinizle paylaşırsanız sizlere İSİK tarafından sunumlarımızı mail olarak ileteceğiz. Eğer YouTube üzerinden de sunumu seyretmek isterseniz de İSİK sayfasından da YouTube'un üzerinden eski sayfasından da sunumumuzu video halinde orada paylaşacağız. Tabii burada eski sunumlarımız da olduğunu hatırlatmak isterim. Eski eğitimleri de buradan faydalanabilirsiniz. Şu anda düzeldi. Evet, Melek Hanım teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Melek Hanım. Bakmayın gecikme için teşekkürler. Melek Bey bıraktım size sözü. Teşekkürler. Evet, tekrar. O zaman Melek Hanım yardım edecek bana. Ben tamam. Üçüncü sayfayı rica edeyim Melek Hanım. Evet, bir daha basarsanız. Evet, burada en son insan sağlığı konusundan bahsetmiştim. Bir tasarımcı gözüyle yeni bir parametre daha var. Bu dünyada konuşulan bir parametre. Resilience, yani dayanıklı olması gerekiyor artık projelerimizin ve binalarımızın. Bunun şöyle bir anlamı var. Çünkü bu küresel ısınmayla birlikte karşılaştığımız doğal felaketlerin büyüklüğü oldukça yükselmeye başladı. Olağanüstü durumlar yaşandığı zaman bizler için önemli olan binaların yaşamımızı devam ettirebilmemiz için sistemlerin devamlılığı çok önemli. Ayrıca artık bir de çevreci bir yaklaşımla projeler yapılması gerekiyor. İşte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması lazım. Biraz önce diğer konuşmacılar Andaç Bey'in de bahsettiği gibi artık Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, işte Birleşmiş Milletler Paris Anlaşması nedeniyle karbon nötr binaların, sistemlerin oluşması çok önemli. Bununla ilgili devletlerin vermiş olduğu taahhütler var. İşte 2030 hedefleri var, 2050 hedefleri var. Ve de elektrifikasyon dediğimiz yeni bir parametre var. Elektrifikasyonda da binalarımızda artık mümkün olduğunca fosil yakıtlardan vazgeçip elektrikli sistemlere ve ama enerji verimli elektrikli sistemlere yönelmemiz
Ve elektriğimizin de mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ediyor olmamız önemli. Devam edelim. Evet, devam edelim. Şimdi tabii ki burada elektrifikasyonda ısı pompaları yükselen verimlilikleri nedeniyle çok önem arz etmeye başladı ve bina sistemlerinde bundan sonraki dönemde en çok kullanmamız gereken ekipmanlar haline geldiğini görüyoruz. Fakat tabii ki bununla birlikte projeci gözüyle baktığımız zaman da bugüne kadar yurt dışında, dünyada çok kullanılan ama ülkemizde de çok kullanılmayan bir meteorolojik bin datanın önem arz ettiğini görüyoruz. Çünkü Andaç Bey biraz önce bahsetti, mevsimsel COP'ler yani çok önemli. Bu mevsimsel COP'leri cihazların çok iyi irdelememiz lazım. Buna göre binalarımızda kullandığımız ekipmanların da gün içerisinde 24 saat dışarıdaki hava sıcaklığıyla COP'lerinin nasıl değiştiğini de bilmemiz lazım. Bu meteorolojik datalar işte şu anda ülkemizdeki havalimanı terminallerindeki dataların toplanarak bazı organizasyonlar tarafından değerlendirilmesini görüyoruz. Gönül arzu ediyor ki artık Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de bu dataları bizlere yayımlasın ve bizler de bunları hem rahat ulaşabilelim ve kullanabiliyor hale gelelim. Biz bu datayı direkt alamadık ama datayı işledik. Bir örnekten bahsedeceğim birazdan. Bu işlediğimiz datalarda gün içerisinde 24 saat içerisindeki ortalama yıllar içerisinde biriken datanın ortalama sıcaklığının nasıl değiştiğini gördük. Bu bizim için çok önemli. Bunları Excel'le bir takım programlar halinde dataları işledikten sonra bir takım tool'larımız var. İşte Autodesk'in Insight'ı gibi parametrik çalışmalar, enerji analizini parametrik olarak yapabileceğimiz, işte Trace 700 gibi, Career Hub programı gibi veya Open Studio dediğimiz bazı programlarla artık cihazları over design yani oversize dediğimiz gereğinden fazla büyük seçmememizin de önemi var. Yani bu datalar bize bunu da sağlıyor. Çünkü artık iş enerji verimliliği ise bizim olabildiğince doğru kapasitede cihazları seçmemiz ve bununla ilgili tüketimlerin de makul seviyede kalması önemli. Gereğinden büyük cihazlar bizim için gereğinden fazla enerji tüketimi haline geliyor. Bir de artık gün içerisinde sıcaklığın, hava sıcaklığının değişmesi ve güneş radyasyonunun da değişmesi, yani yönlere göre, saatlere göre değişmesi nedeniyle de bina içerisinde anlık ısıtma ve soğutma ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu anlık ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına göre de cihazların uygun seçilmesi gerekiyor. Yani bir cephede soğutma olurken bir cephede ısıtma ihtiyacı veya iç cephelerde iç yüklerden dolayı soğutma ihtiyacı yaşanırken kışın perimetrik çevrelerde ısıtma ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Bakın şimdi burada Ankara için ürettiğimiz bir bin data simülasyonu var. Biliyorsunuz Ankara'nın dış hava sıcaklığı -12. İşte yazında artık 34 olmasına rağmen dizayn değeri 38 dereceleri hatta 40 dereceleri de görebiliyoruz. Ve bu sıcaklıkların kaç saat oluştuğunu yıl içerisinde irdeleyerek demin arkadaşlarımın da bahsettiği gibi bizim ısı pompalarımızın verimli aralıklarını da görebiliyoruz. Örneğin dış hava sıcaklığı 4 derecenin altındaysa hava soğutmalı ısı pompalarının COP değerlerinin düşük olduğunu biraz önce arkadaşlarımız anlattı. Ama 4 derecenin üzerinde mesela 16 derece aralığında hatta yazın sıcak su üretebilmek için 16 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda COP'lerinin yükseldiğini, böylece de yararlı bir termal enerjiyi üretirken harcadığımız elektrik
enerjisinin de çok düştüğünü görebiliyoruz. Bu grafikte ne yapmamız gerektiğini, yatırımcıya, bina sahiplerine nasıl bir sistemi kurgulamamız gerektiğini de anlayabiliyoruz. Örneğin 4 derecenin altında belki yoğuşmalı kazanları, 4 derecenin üstünde de ısı pompalarını kullanmamız gerektiğini buradan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Devam edelim Melek Hanım. Şimdi buna göre bir villada yoğuşmalı kazanı düşük sıcaklıklarda 4 derecenin üzerinde de ısı pompası sistemini kullanacağımız bir hibrit sistem tasarladık. Biraz önce arkadaşlarımız anlattılar. Burada hangi işte buffer tanklardan bahsedildi, hidrolik distribütörlerden bahsedildi. İşte burada basit bir sistem şeması var. İşte kullanım sıcak su için bir boiler var, döşemeden ısıtma sistemi var. Güneş kolektörünü de ilave edebiliriz veya fotovoltaik panelleri de ilave edebiliriz. Eğer sıcaklığımız 4 derecenin altındaysa çok iyi de bir otomasyon sistemimizin de buna entegre olması lazım. Dış hava sıcaklığına göre hangi cihazımızın kullanıldığına karar veren. İşte burada 4 derecenin altında yoğuşmalı kazan sistemimizin en verimli çalıştığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Evet. Bir öncekine geçelim Melek Hanım, sizden rica ederim biraz bir önceki. Evet, 4 derece ile 16 derece arasında ısı pompası bize çok avantaj sağlıyor. İşte biraz önce bahsedildiği gibi COP değerleri bu aralıkta çok yüksek. Yatırımcı ve bina sahibi açısından, yani binanın kullanıcısı açısından en ekonomik çözümü ısı pompaları üretebiliyor. Bir sonrakine geçelim. Yazın gündüz keza gene ısı pompaları COP dereceleri nedeni COP mertebeleri çok avantajlı olduğu için kullanılması fosil yakıt yakan kombilere göre ya da yoğuşmalı kazanlara göre daha avantajlı olduğu için ısı pompasını kullanabiliyoruz. Geceliğinde bir sonrakinde gene aynı şekilde ısı pompaları. Dolayısıyla 4 mevsim içerisinde oluşturduğumuz bir hibrit sistemde işte yoğuşmalı bir kazanımız ve uygun bir ısı pompası cihazımızla bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimizi söyleyebiliriz. Devam edelim. Ancak şuna bakmak lazım. Türkiye'de birim enerji maliyetleri nedir? Geçen 6 ay içerisinde değişen çok yüksek birim bedeller ile karşılaştık. Şu anda konutlardaki doğalgaz birim bedeli en son gelen %30 artışla, Nisan ayı başında gelen %30 artışla yaklaşık 2.38 liraya çıktı metreküpünün. Eğer bizim projemizde örneğin 30 kilowattlık bir yoğuşmalı kazanımız varsa işte bunun pik yükteki metreküp TL metreküp karşılığı TL değeri 7 lira 45 kuruş. Hava soğutmalı ısı pompasında baktığımız zaman elektrik birim fiyatımız şu anda kilowatt saat başına 1.89 kuruş. İşte biz bunu 4 derecelerde COP'si 3.5 gibi kullanmaya çalıştığımız bir zaman aralığında bunun da 16 lira 20 kuruşa tekabül ettiğini görüyoruz. Şimdi burada yatırımcıya bizler bir takım projeksiyonlar yaparken işte şu sistemi kurguluyoruz. Elektrik ve doğalgaz birim maliyetlerimiz bu. İşte bunu bu kadar süre şu cihazı kullanacağız, bu kadar süre şu cihazı kullanacağız. Toplamda sizin yıllık enerji tüketiminiz şu olacak ve bunun karşılığında da bunun bedeli bu olacak demek zorundayız. Yani projecilerin artık böyle de bir öngörüde bulunmaları, yatırımcıya bilgi vermeleri gerekiyor. Devam edelim. Tabii böyle olunca bizim enerji maliyetlerimizde sanki şu anda bile hala doğalgaz
kullanılsa daha iyi gibi. Ama bütün dünyada da bu stratejik elektrifikasyon, işte küresel ısınma, karbon emisyonları ve bunun sonucunda 1,5 dereceyi artık geçmememiz gerektiği küresel ısınma, çünkü bunun sonucu çok kötü olacak. İçinde bulunduğumuz dünyada hedefler var. 2030-2050 biz de Paris Anlaşması'na imza attık. Taahhütleri bizim de uygulamamız lazım. Isı pompası çok önemli diyoruz ama önümüzde bu birim fiyatları koyduğumuzda bir şey oluyoruz. Yani burada bir devlet teşviğinin fosil yakıtları özendirmek yerine bu elektrifikasyonla ısı pompası, verimli ısı pompalarını özendirmesi gerektiğini görüyoruz. Bakın şunu göstermeye çalıştım. Eğer Türkiye'de biz böyle bir evde, 30 kW'lık bir evde sadece yoğuşmalı kazan kullanırsak bizim yıllık maliyetimiz 29.800 lira gibi bir maliyetimiz var. Bu BIN datayla bir simülasyon yaparak. Ama demin söylediğim verimli ısı pompası artı yoğuşmalı kazanı kullanırsak 43.731 lira gibi bir maliyetimiz var. Yani burada sanki ısı pompası derken ama yani benim doğalgazım varken ben doğalgazı kullanmayı tercih ederim gibi bir durum yaşanıyor. Bunu gittik New York'taki değerler ile karşılaştırdık. Yani New York'ta şu anda TL cinsinden elektriğin kilowatt saati 2 lira 09 kuruş, doğalgaz pahalı 54 sent gibi, yani bu da yaklaşık 7 lira 87 kuruş. Şimdi orada bakıldığı zaman bu elektrifikasyona ve karbon emisyonu azaltma durumlarına, orada doğalgazdan vazgeçip ucuz elektrikle ısıtma ve soğutma yapmak çok daha avantajlıymış gibi görünüyor bu birim fiyatlardan dolayı. Şimdi o zaman bizim de yani bu çerçevede birim fiyatları eğer taahhütlerimiz varsa değerlendirmemiz lazım. Şu şöyle söylenebilir, işte dünyadaki küresel anlamda karbon emisyonu 40 gigaton yıllık, Türkiye'nin karbon emisyonu 0.4 gigaton. Yani biz Türkiye olarak dünyanın tükettiği karbonun %1'ini tüketiyoruz. Dolayısıyla bizim dünyaya pek bir zararımız yok denilebilir. Ama bu yanlış bir bakış açısı. Çünkü biz de bu geminin içindeyiz. Ve biz de olağanüstü doğal tabiat olaylarını yaşıyoruz. Hortumlar, seller vesaire bu kadar karbon emisyonu oluşturmasak bile bunlar bizi de etkiliyor. Dolayısıyla artık bundan sonra yapmamız gereken biz de dünyanın bakış açısıyla bu karbondan biraz fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerektiğini görüyoruz. Devam edebiliriz. Şimdi benim bundan sonraki sunumumda kule kazan destekli ısı pompası hibrit ısı pompası sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımız çok güzel hava kaynaklı, su kaynaklı, toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerini anlattılar. Büyük çaplı metrekareli binalarda enerji verimliliği açısından baktığımız zaman hibrit dediğimiz bu kule kazan destekli ısı pompalarının hakikaten çok enerji verimli çalıştığını ve işletme giderlerini de oldukça düşürdüğünü görüyoruz. Ayrıca basit bir tasarım, yani sistemsel mekanik sistemin tasarımı da kolay. İhtiyaçlara ileride binanın yaşayacağı değişik kiracı ihtiyaçlarını, kullanıcı ihtiyaçlarına göre çok esnek bir çözüm oluşturabiliyor. Her bir ısı pompası bir zonu kontrol, bir bölgeyi kontrol ettiği için zon kontrolü, sıcaklık kontrolü çok kolay. Enerji ölçümleri bunların çok kolay. AŞRE'nin standart 15 ve 34 dediğimiz bu soğutkan gazlarla ilgili emniyet tedbirlerini verdiği standartlara uygun. Çünkü özellikle sudan havaya ısı pompalarına baktığımız zaman veya sudan suya ısı pompalarına baktığımız zaman çok az gaz içerdiğini ve gazın sadece cihazın içinde kaldığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan da
sudan havaya ısı pompalarının avantajı, sudan suya ısı pompalarının avantajı var. Hava soğutmalı ısı pompalarına göre daha az yer kaplaması bu sistemde bir avantaj. Hava soğutmalı ısı pompalarına göre daha sessiz olmaları bir avantaj. Aynı anda ısıtma ve soğutmanın binalarda ortaya çıkması, asıl olması ve bir enerji geri kazanımı nedeniyle çok büyük avantaj. İşte mevsimsel geçiş mevsimlerinde bazı saatlerde ısıtmanın, bazı saatlerde soğutmanın ihtiyaç olduğu için bunda ve aynı anda ısıtma ve soğutmanın oluştuğu için bir avantaj olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Pınar Hanım'ın biraz önce bahsettiği gibi birleşik COP'lerinin, yani ısıtma artı soğutma bölü kompresörün çektiği güç COP'yi çok yükseltiyor. Enerji tüketimini çok azaltıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Biraz önce de bahsettim, ısı geri kazanım sistemi nedeniyle çok büyük avantajları var. Devam edelim. Evet. Şimdi buradan basit olarak çizmeye çalıştığımız bu hibrit sistem. İşte bir tarafta, sol tarafta aşağıda bir kazan sistemi var. Sağ tarafta bir kule sistemi var. Eğer bulunduğunuz iklim soğuk bir iklimse kulenin işte kapalı kule olması, bir etilen glikollü antifrizli bir çözeltiye sahip olması önemli. Kazanımızın da enerji verimli olması açısından yoğuşmalı kazan, düşük sıcaklık üreten yoğuşmalı kazan olmasını arzu ederiz. Bu bize bir avantaj sağlıyor. Baktığınız zaman da değişik ısı pompası cihazlarımız bir hidrolik devreye bağlı. Hidrolik devre burada nasıl 16 ile işte 32 derece aralığında bir sıcaklıkta suyun dolaştığı bir devredir. Çok önemlidir. Burada dikkat ederseniz sıcaklığa normalde 80 derece değil, 70 derece değil ya da 7 derece değil, 7-12 gibi bir rejim değil. Yani çok ortalama bir sıcaklık, ortam konforuna yakın bir sıcaklık. Dolayısıyla izolasyona da gerek yok. Ve burada en önemli şeylerden birisi, biz bu hidrolik devreyi bir termal enerji deposu olarak kullanıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz anlık ısıtma ve soğutmanın oluştuğu binalarda bazı cihazlar ısıtmaya çalışırken enerji çekiyorlar bu hidrolik devreden. Soğutmaya çalışan cihazlar enerji boşaltıyorlar. Böylece hidrolik devre devamlı bir değişken bir rejimde ama 16 ile 32 derece arasında kalıyor. Böyle kaldığı zaman da ne kulenin ne de kazanın çalışması gerekiyor ve enerji tüketmiyoruz. Sistem kendi içerisinde dengesini kuruyor ve az enerji tüketiyor. Bu büyük bir avantaj. Devam edelim. Şimdi burada baktığınız zaman 640 kW'lık bir kazan kapasitesi görüyoruz. Devam edelim. Soğutma moduna geçtiğimiz zaman, yani demin diyelim ki bütün cihazlar ısıtma olsaydı 640 kW. Şimdi bütün cihazlar soğutma olsaydı işte 1500 kW'lık bir kule ihtiyacımız var. Bütün cihazlar soğutma. Bu dönen suyun sıcaklığına bakıyoruz. Bir otomasyon sistemi bunu takip ediyor. Eğer 32 derecenin üzerindeyse, bu bazen 35 derece de olabilir. Bazı firmaların ısı pompaları, kondenser giriş ve çıkış sıcaklıkları yüksek olabiliyor. Bunu yatırımcının veya işte müteahhitin seçeceği cihaz kapasitesine göre bu rejimi belirlememiz lazım. Eğer diyelim ki 35 derece ise, dönen suyun sıcaklığı 35 ve üzerinde ise hemen kule tarafına giden pompa çalışmaya başlıyor. Eşanjör üzerinden kule çalışmaya başlıyor. Suyu soğutup 26 derecelere, 28 derecelere getirip tekrar hidrolik devreye geri veriyor. Isıtmadaysak, eğer su 16 derecenin altına düştüğünde cihazların çalışması açısından sıkıntı oluşturduğu için 16 derecede hemen
kazan tarafı eşanjörü ve pompası devreye girerek suyun sıcaklığını yükseltiyor. İşte 20 derecenin üzerine çıkartıyor. Biz buna genelde projelerimizde 20 derecenin altına düştüğünde kazan pompası ve kazan tarafı çalışsın. 32 olabilir, 35 olabilir. Yükseldiği zaman su sıcaklığı da kule ve kule pompası çalışsın diyebiliyoruz. Otomasyonda bunu yapmamız gerekiyor. Devam edelim. Burada 1500 kW olduğunu görüyoruz. Devam edelim Melek Hanım. Eğer işte demin bahsettiğim gibi sistemdeki su 32 derecenin 35 derecenin üzerine çıkmıyorsa o zaman ne kule ne kazan devreye giriyor ve sistem kendini idame ettirmeye devam ediyor ve enerji tüketmiyor. Yani ne kule pompası çalışıyor ne kazan eşanjör pompası çalışıyor. Devam edelim. Şimdi bakın bu bizim bir yapmış olduğumuz projede, bir AVM projesinde bina otomasyon sisteminden aldığımız bir data. Burada şunu görüyoruz. Isıtma tarafı %41, soğutma tarafı yani kule tarafı %27, toplam yıl içerisinde bypass'ın ise %32 ile yani ne kule çalışıyor ne kazan çalışıyor çok büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor. %32 bizim için çok önemli. Bu bina eğer 4 borulu fan koyu sistemi olsaydı kazan devamlı çalışacaktı kış boyunca. Kule devamlı soğutma grubu ile birlikte çalışacaktı. Ama bakın burada neredeyse 1/3 yani 8760 saat yıllık zaman dilimi ama biz bunu 12 saat çalışan bir AVM'de 5500 saatlerde düşünürsek bu 5500 saatin %32'sinde ne kazan çalışıyor ne kule çalışıyor bu bina sahipleri için, yatırımcılar için ve de orada kiracı olanlar için aidatlarına yansıyacağı için çok büyük bir avantaj. Bu gerçek. O yüzden bizim bu tip binalarda proje tasarımı yaparken aynı anda ısıtmanın ve soğutmanın olabileceği ihtiyaçları yaratmamız lazım. Örneğin yazın bir kullanım sıcak suyu ihtiyacı üretimimiz varsa, örneğin AVM içerisinde bir spor merkezi varsa veya işte bir otelle birlikte çalışan bir AVM varsa, bir sıcak su ihtiyacı devamlılığı varsa o yüzden soğutmayla birlikte ısıtmanın olması bir sistemi dengeye getiren unsur ve bizim doğalgaz tüketimimizi ve kuledeki enerjimizi az harcamamıza neden olan bir unsur. O yüzden kışın bunun çok rahat bir şekilde olabildiğini görüyoruz. Isıtmadayken iç yükler, ısıtma insan yükleri, aydınlatma yükleri, soğutmaya çalışan tarafı var. Ve bunun AVM'lerdeki en büyük avantajı da dolaşım alanlarında veya dükkanlarda ihtiyaç duyduğumuz, dışarıdan aldığımız taze havanın, örneğin burada ısı pompalı rooftop sistemleri varsa bunun içerisine bir ısı geri gazının bataryası koyarak giriş havasını belli bir dereceyle loop suyuyla ısıtabilmek ve burada da büyük bir enerji tasarrufu sağlamak. Bu inanılmaz. Bazı AVM'lerde görüyoruz. Hava soğutmalı rooftop sistemi yapalım. Hidrolik devreye bağlamayalım. Ama kule kazan destekli ısı pompası yapalım. Burada çok büyük bir enerji zayiatı olduğunu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca bu hidrolik devreye rooftoplarımız, su soğutmalı VRV'lerimiz, sudan havaya, sudan suya ısı pompalarımız ne kadar ısı pompası yaratabiliyorsak bir projeci olarak bunun içine dahil etmemiz lazım. Ayrı hibrit içerisinde başka hibritler yaratmamamız lazım ki bu ortaya çıkan atık enerjiyi değerlendirebilir. Devam edelim. Bakın burada sıcak su tarafında ürettiğimiz sıcak suyu sudan suya bir ısı pompasıyla yazın yaptığımızda 416 kW'lık bir enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz. Ve demin gösterdiğimiz 1500 kW 1092 kW'lara düşmüş. Bu bizim için büyük bir enerji tasarrufu. Devam edelim.
Şimdi ısı pompası sistemlerinde, hidrolik ısı pompası sistemlerinde sistem elemanları da en az ısı pompası cihazları kadar çok önemli. Bunlar nelerdir işte? Bizim motorlu vanalarımız var, balans vanalarımız var, pompalarımız var, eşanjörlerimiz var, kulemiz var, kule fanları var, hidrolik devrenin borulaması var, suyun, boruların içerisindeki suyun şartlandırılması çok önemli, hava ve torta ayırıcılar çok önemli. Bu sistemi devamlılığını sağlayan otomasyon sistemi çok önemli ve sistemi kontrol eden ölçme ve kontrol cihazlarımız çok önemli. Esasında sistem sadece ısı pompasının COP'sinden teşekkür etmiyor. Bütün ekipmanların, sistem içindeki bütün unsurların doğru tasarlanmış, doğru seçilmiş ve birbiriyle uyumlu hareket eden ve en verimli noktalarında çalışan elemanlar olması çok önemli. Yani benim COP'm su soğutmalı da 28 derecede işte 5,5-6 ama benim kondenserime gelen su kirli, benim kondenserime gelen suyun debisi yetersiz olduğu zaman ben bu COP'leri elde etmem mümkün değil. O yüzden pompaların da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Mesela loop devresi pompalarının delta P kontrolü VSD ile yani frekans konvertörlü pompalar olması çok önemli. İşte boiler ve kapalı devre eşanjörlerindeki pompaların bu şekilde olması çok önemli. Pompalarda da bir enerji tasarrufu yaratıyor olmamız çok önemli. Klasik bir AVM'de baktığımızda işte bu kombine balans vanaları ya da balans vanası, dinamik balans vanası artı motorlu vanaların seçilmesi çok önemli. Toplam sistem verimliliğinin çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Devam edelim. Aynı şekilde biraz önce de özetle bahsettiğim gibi sistemde bazı cihazlar ısıtmada, bazı cihazlar soğutmada olduğu zaman ne kuleye ne de kazana ihtiyacımız var. Hidrolik devremiz işte çok önemli, kondenserlerimiz bundan beslendiği için demin anlattığım parametreleri burada işte farklı olan şeyler mesela mümkün olduğu kadar çelik boru kullanmayalım, PPRC ya da HDPE boru kullanalım, kaynaklı imalatlardan kaçınalım çünkü bu ısı pompalarının içerisindeki kondenser eşanjörleri bazen plakalı eşanjörler olabiliyor, bunların içerisinde kirlenme ihtimali, tıkanıklılık çok sıkıntılar yaratabiliyor. Bazıları koeksiyel eşanjörlü olabiliyor. Bunlar da biraz daha az ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki sistemde dolaşan, hidrolik devrede dolaşan suyun temizliği, yıkanmış olması, suyun yumuşaklığı bizim için bu sistemin performansı açısından çok önemli. İşletmenin buna çok önem vermesi lazım. Ve de bu hidrolik devredeki en önemli avantajlarımızdan birisi de bu boruların klima edilen ortamlardan geçen borular olduğu için terleme sıkıntısının olmaması nedeniyle izolasyona da gerek duymaması. Bu ilk yatırımda çok büyük bir avantaj sağlıyor yatırımcıya, müteahhite. Devam edelim. Şimdi eğer bizim bir sudan gaza, bir VRV, su soğutmalı bir VRV sistemimiz varsa bunlardaki bağlantı detayları bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü bazen proje hatalarından, bazen uygulama hatalarından, bazen işletme hatalarından yazın bile bu cihazların, kondenserlerinin patlama, yüksek basınç gaz sıcaklığı kondenserde yeteri kadar ısı atamadığımız için bunlarda bir patlama ihtimali olabiliyor. Bu da kondensere gelen suyun kalitesi, suyun debisi çok önemli olduğu için. Bakın burada basit bir şey, pislik tutucu. Oransal kontrollü bir kombine balans vanası, giriş ve çıkışta sıcaklıkları ölçebileceğimiz, otomasyonla takip edebileceğimiz sıcaklık duyar elemanları ve bir akış anahtarı. Yani cihaz devreye girmeden önce ilk önce vanasının açması lazım, akışı kontrol ediyor olmamız lazım ve ondan sonra kompresörü çalıştırıyor olmamız lazım ki bu cihazı sağlıklı bir şekilde çalıştıralım. Devam edelim. Aynı şekilde su kaynaklı sudan havaya bir ısı pompasında da bunun içerisinde değişken bir kompresör, VSD'li bir kompresör olmadığı için burada da genellikle
dinamik balans panası ve on-off çalışan bir motorlu banaya ihtiyacımız var. Pislik tutucu girişte çok önemli. Sıcaklık duyarı elemanları ve akış anahtarı bizim için hayati derecede önemli. Yani bu cihazlarımız, ısı pompaları çok verimli cihazlar ama hidrolik devrede de önem arz eden bu uygulama tarafına da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Şimdi en önemli detaylardan birisi de kiralanabilir alanlar, genelde şelenkor dediğimiz içi yapılmadan kiracıya teslim edilen bölgeler, birçok artık ofis binalarında da AVM'lerde de böyle yapıldığını görüyoruz. Ama ortak alanda yapılması gereken bağlantı detayı var. Şimdi hep şöyle bir yanlışlık var. Biz ısı pompası sisteminin enerjisini ve aidatları belirlerken kalorimetre koymaya gerek duyuyoruz. Fan coil sistemi gibi düşünüyoruz. Çünkü fan coil sisteminde mevsimsel olarak 4 borulu da düşündüğümüzde, yani 2 boru ısıtmaya, 2 boru soğutmaya, ısıtmada ayrı bir kalorimetre, soğutmada ayrı bir kalorimetremiz var. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu cihazlarda sabah ısıtma, öğleden sonra soğutma olabilir. O yüzden kalorimetreler bazen artı bazı eksi yazabilir. Burada o yüzden kalorimetre olmasına gerek yok. Ama bir uzaktan takip edebileceğimiz ya da normal bir su sayacıyla bu cihazlarımızdan geçen, bizim alanımızdaki, kiraladığımız alandaki toplam cihazlarımızdan geçen su debisini ölçmemiz yeterli. Yani bir water meter, su sayacı bizim için kafidir. Bu su sayacından tükettiğimiz debiyi ölçersek ay içerisinde pompamız, yani hidrolik devrenin pompası, kazan tarafının gaz tüketimi, kule tarafının enerji tüketimini hesaplayıp bu su debesiyle orantıladığımızda adaletli bir şekilde kiracılara işletme giderlerini sunabilme imkanımız vardır. Yani o yüzden burada da önemli olan detay kalorimetre değil, sadece su sayacının kullanılması. Devam edelim. Burada da daha büyük bir şekilde bunu gösterdiğimiz bir şey. Demin bahsettiğim her şeyi burada özetledim esasında. Yani bir daha anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama burada farklı olarak şunu söylemek isterim. Peki yatırımcı 4 borulu mu yapalım, 2 borulu fan coil mi yapalım, ısı pompası mı yapalım seçenekleriyle karşı karşıya kaldığında soruyor. Peki ısı pompası bu sistem ne kadar uygun? Bu bizim yaptığımız analizlerde biz gördük ki ısı pompası sistemi 4 borulu fan coil sisteminden daha ucuz, 2 borulu fan coil sisteminden daha pahalı. Ancak elektrik tesisatında içeride kompresörlü birçok cihazımız olduğu için elektrik tesisatındaki ilk yatırım maliyetinin biraz daha fazla olduğunu söylemek fan coil sistemine göre doğrudur. Ama ısı pompası sisteminin bakım onarım maliyetlerinin de diğer işte merkezi soğutma grubu, kule, kazan ve 4 borulu fan coil sistemine göre daha uygun ve ucuz olduğunu söylemek isteriz. Devam edelim. Şimdi yapmış olduğumuz binaların büyüklüğünü ve bu sistemleri birazcık daha akılda kalabilsin diye binaları göstermek istedik. Bu bina işte 2001 yılında başladı, 2007 yılında bitti Ankara'da. 180 bin metrekare büyüklüğünde bir ısı pompası. Biz bunu önerdik. Ya dediler, ilk defa bu berbere biz gitmeyelim. Şimdi 4 borulu fan coil var, işte 2 borulu fan coil var. Ya biz bildiğimiz sistemi yapalım, ne olur ne olmaz. Israr ettik. Bakın bu kadar enerji tasarrufu sağlayacaksınız dedik. Yatırımcılar çok yeri gezdiler. Birçok uygulamacıdan fikir aldılar. Genelde uygulamacılar bilmedikleri sisteme girmek istemiyorlar. Uygulamacıların nezdinde bu sistem yerine 4 borulu fan coil sistemi her zaman tercih edilmiştir. Ama sonunda yurt dışına gittiler, baktılar. Yıllık işletme giderlerini değerlendirdiler ve bizim de önerimizi kabul ettiler ve bu hibrit kule kazan destekli ısı pompası sistemini yaptılar. Biz o yıllarda tabii bu kadar negatif düşüncelerde olduğu için ve ilk defa da yapılan projelerden biri olduğu için
kazan kapasitesini normal bir fan coil'li, 4 borulu fan coil sisteminde yaptığımız gibi tam yetecek kadar koyduk. Ama yıllar içerisinde gördük ki yatırımcı, işletmeci bize şu bilgiyi verdi. Ya bu kadar kazan koymuşsunuz ama bu kazanların yarısı çalışmıyor. Ve bu, şunu anladık ki biraz önce işte o başka bir AVM'deki sonucu irdelediğimizde zaten sistem %35 bypass sistemi üzerinden kule ve kazan devreye girmeden çalışıyor. Yani bugün doğalgazın ve elektriğin çok değerli olduğu günümüzde bu tip ısı pompalı sistemler AVM yatırımcıları içerisinde çok büyük kiracılarına yaratabileceği işletme giderleri ve uygun aidatlar nedeniyle ön plana çıkmaya başlayacak. Yani çıkıyor olması lazım. Dolayısıyla şu anda proje sektöründe ülkemizde yeni bina yatırımlarının da azlığı düşünülürse mevcut tesislerin retrofitinin yapılması, sistem değişikliklerinin yapılması bence zaruri çünkü çok büyük bir enerji tasarrufu ortaya çıkartıyor bu ısı pompası sistemler ve ileride de işte bu 2030-2050 hedefleri gereğince karbon emisyonlarını düşürmek istiyorsak, işte bakanlığımızın adı Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Belki bir süre sonra binalarda karbon emisyonları ölçümleri yapılacak. Yıllık ne kadar doğalgaz tüketiyorsunuz, ne kadar elektrik tüketiyorsunuz? Elektriğinizin yüzde kaçını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyorsunuz? İşte bu kadar size belki bir karbon vergisi denilebilecek. O yüzden önümüzdeki süreçte bu yenileme çalışmalarının ben önem arz edeceğini size söyleyebilirim. Devam edelim. Hızlı bir şekilde Melek Hanım. Yine aynı şekilde Ankara'da 220 bin metrekare bir bina. Şimdi bu binalarda sistem güzel, her şey yapılmış, doğru tahayyül edilmiş ama bakın commissioning de çok önemli. Ölçme ve kontrol mutlaka yapılması lazım. Proje müellifleri işletmeye devre kadar işin içinde kalması lazım. Yani ruhsatı yaptık, projeyi yaptık, çekildik, uygulamacı geldi, yaptı, uygulama sırasında birçok değişiklik oldu, uygulamacı bildiğini söyledi, yaptı, projeciye hiç danışmadı. Ondan sonra da commissioning dediğimiz test, binanın performans testi yapılmadan işletmeye alındı dediğimiz zaman bir takım bütün binalarda olduğu gibi, sadece bu sistemlerde değil, bütün binalarda olduğu gibi sorunlar yaşanacaktır. O yüzden bizim ülkemizde de test, ayar, dengeleme ve sistemin performansının senaryosal testleri yapılarak işletmeye alınması çok büyük önem arz ediyor. Bunu da burada söylemek isterim. Devam edelim. Gelin bakın bu çok değişik bir uygulama. Antalya'da bir bina, AVM, falezlerin üstünde ve biz bu binayı yaparken bunun altında bir doğal su kaynağı olduğunu öğrendik o bölgedeki insanlardan. Hakikaten ölçüldü, DSI geldi, ölçümler yaptı ve şöyle dediler, Toroslardan gelen su denize dökülürken bunun binanın falezlerinin içinden geçiyor. Altında çok büyük bir su kaynağı var. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon metreküplük bir su kaynağı var. Yani bu çok büyük bir göl esasında. Bunun yani yağmur yağmasa bile uzun yıllar boyunca azalma ihtimali yok. Yaz kış boyunca 17 derece, 45 metre derinlikte. 17 derece bir su, yani çok da az derinlikte. Dolayısıyla pompalamayla biz bunu çıkarttığımızda pompalama enerjisi de çok düşük olacak. Ve şu anda bu bina hala kazansız ve kulesiz çalışan bir bina. Biz burada kule ve kazan yerlerini bıraktık ama bu bina 2011-2022'deyiz. 11 yıldır çalışıyor. Bu binada hala doğalgaz tüketilmemiştir. Hala kule kullanılmamaktadır. Çok önemli bir örnektir. Devam edelim. Bodrum'da keza 54 bin metrekare büyüklüğünde bir AVM. Devam edelim. Armada alışveriş merkezinin ikinci etabı da yatırımcı tarafından ısı pompası tercih edildiği için
ısı pompası olarak yapıldı. İlk tarafta başka bir sistem var ama ikinci gelişim bölgesindeki enerji tüketimleri ilk binaya göre çok daha az. O yüzden ısı pompasının ne kadar etkin olduğunu bu binada da görmekteyiz. Devam edelim. Ankara'da gene 145 bin metrekarelik taarruz alışveriş merkezi. Devam edelim. En son yaptığımız binalardan Atakule yenileme projesi. İşte demin söylediğim o %32 bu binada gerçekleşiyor. Yani yıllık %32 çalışma saatleri, işletme saatlerinin %32'si kulesiz ve kazansız çalışma, kendi dengesi içinde çalıştığını gösteren bir bina. Devam edelim. En son Yargıtay kampüsünü yaptık. Bu 425 bin metrekare büyüklüğünde bir bina. Bütün binalarda ısı pompası sistemleri var. Merkezi bir kazan dairesi ve kule sistemi var. İşte bir loop, hidrolik bir devre. Bunun üzerinden çalışan bir ısı pompası sistemi. Şu anda da ilk kışını yaşadı. Sıkıntısız geçen bir kış süreci oldu. Yazı da değerlendirdikten sonra bununla da ilgili veriler elimizde olacaktır. Evet, ben bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Meriç Bey, çok teşekkür ederiz. Değerli bilgileriniz ve sağdan bize bilgiler verdiğiniz için çok değerli bilgiler bunlar. Tecrübe çok daha fark ediliyor zaten. Sorular da yoğunluk olarak size doğru, size geldi bu tecrübe binaen. Ben yukarıdan aşağı sorulara başlayayım, yönlendirmeleri yapayım. Yavaş yavaş soruları alalım. Bu sırada başka sorular olursa da lütfen yazmanızı rica ederim. Toprak, hava ve su kaynaklı ısı pompaların bölgelere doğru kullanım grafikleri var mı diye bir soru gelmiş. Bunu aslında Pınar Hanım'a yönlendirmek lazım. Hatta Ayşegül Hocam da aslında burada. Onların da bir yoğun çalışmaları var Ayşegül Hocamların ama Pınar Hanım da konuya hakimdir. Ona yönlendirmek isterim soruyu. Teşekkürler. Toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompalarının bölgelere göre bir daha soruyu alabilir miyim? Tabii ki hemen sorayım. Toprak, hava ve su kaynaklı ısı pompaların bölgelere göre kullanım grafikleri var mı? Benim anladığım şöyle, yani iki taraftan bakabiliriz. Bir yüzdesel anlamda var mı diye anlıyorum. Yani hava, toprak ve su arasında bir oran var mı? Genel Türkiye olarak bir yorum yapabiliriz diye öngörüyorum. Bir yandan da bölgeler bazında işte örnek veriyorum Ankara'daki havanın ya da su kaynağı ya da toprak kaynaklarının bir oranları var mı, kullanım grafikleri var mı diye bir yorum aslında sorusu gibi bir şey olmuş. Bir adet yoktur ama en azından yorumsal anlamda siz burada evet, yardımcı böyle, olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani böyle bir oran yok şu anda yani kesin olarak söyleyebileceğimiz ama hava kaynaklı sistemlerin daha böyle doğu kesimlerde, daha Doğu Anadolu gibi daha böyle soğuk iklimli yerlerde dış hava şartlarından dolayı verimlilikleri düştüğü için hani oralardaki kullanımındansa daha Batı ve Orta Anadolu'daki kullanımı daha yaygın açıkçası. Deniz ve su kaynaklı ısı pompalarında da veya toprak kaynaklı ısı pompalarında da toprak kullanımının bölgeye bağlı bir şeyi yok. Çünkü 5 metre ve sonrasında toprak sıcaklığı sabit olduğu için biz yaz-kış aynı sıcaklıktan faydalanmış oluyoruz. Serme yönteminde belki bu biraz daha yani ilk toprak sıcaklığının donma seviyesinin altında serme sistemi yapılabilir. Bu 1 metre olmaz da 1.2 metre olmaz da belki daha soğuk iklimlerde 2 metrede hafriyat yapılarak yapılabilir. Ama bunun böyle bir kullanım oranı yok maalesef. Teşekkür ederiz. Orada şöyle bir ekleme de yapayım. Tabii bizim hava kaynaklı daha imalatı da kolay olduğundan dolayı havanın oranı tabii ki daha yüksek. Ancak işte Meriç Bey'in de projelerinde bahsettiği gibi çok fazla işte daha soğuk iklimlerde daha fazla toprak ve su kullanımı var ama hani örnek vermek gerekirse Antalya'daki terasite örneği var. Çok yoğun bir dış hava sıcaklık yüksek olmasına rağmen yine de su kaynaklı kullandığımız bir projeydi. Ama maalesef böyle bir referans kataloğu maalesef tutamıyoruz. İSKİT olarak bir tasarımımız var. Bir referans kataloğu hazırlamaya çalışıyoruz. Burada böyle bir değer katma değer yaratmak isteyen olursa da bizlerle iletişim geçerse biz de mutlu oluruz. Bir
ısı pompası referanslarıyla ilgili, nerede ne kullandığıyla ilgili bir referans kataloğu şu anda yapmaya bir çalışmamız var. Konut tipi uygulamalarla ilgili bir soru var. Onu da Utkan Bey'e yönlendirmek isterim. Farklı mahalleleri şartlandırmalarını birbirinden ayırmak için hava kaynaklı cihazlarda olduğu gibi çoklu giriş çıkış opsiyonu var mıdır? Veya bu tarz uygulamalar için her mahalle için harici ısı pompası kullanılması gerekebilir mi? Yani kabaca şöyle demek lazım herhalde. Bir dubleksimiz var. Alt katımızı yerden ısıtma yapacağız. Üst katımızı radyatör tesisatlı yapacağız. Bununla ilgili nasıl bir uygulama yapmamız doğru olur şeklinde bir soru aslında diye yorumladım. Utkan Bey, size yönlendiğim bu soruyu da. Değerli katılımcımızın öncelikle sorusuna ben teşekkür ederim. Tabii ki ben anladığım kadarıyla konut tipi uygulamalar için sorunum. Evet, konut için. Ha, aynen, konut tipi. Şimdi farklı mahallelerin konut tipi deyince ben tek bir konut, hani böyle site büyük bir şey gibi değil de bir konut üzerinden odaların kontrolü olarak anlıyorum. Soruya da öyle cevap vereceğim. Tabii ki mümkün. Farklı odaların, işte ne bileyim, oturma odası farklı, yatak odası farklı ya da işte mutfak farklı, hol farklı, farklı şekilde o sıcaklık sensörleriyle beraber kontrolü yapılabilmesi mümkün ısı pompalarında. Onun için ayrı ayrı ısı pompası kullanımına gerek yok. Tek bir mahal için bahsediyorum. Ama şimdi bir site, bir otel, işte bir büyük bir bina tesisi kurulumunda tabii o zaman hani aynı anda mesela özellikle şu dönem gibi geçiş dönemlerinde o zaman ısı pompaları biraz kullanımı farklılaştırmak gerekiyor. Hem ısıtma hem soğutma tarafında ya da farklı bir tip teknolojiye geçmek gerekir. Ama evsel tarafta bu mümkün. Yani farklı markaların farklı çözümleri de var. Oda sıcaklığıyla ayrı ayrı son kontrolü yapabiliyoruz. Zaten karışım vanası üzerinden yerden ısıtma, işte radyatör kontrolleri yapabiliyor. İşte radyatör 50 derece beslenirken, işte üst katta mesela radyatör var 50 derece besleniyor, alt katta yerden ısıtma var 40 derece besleniyor. Bunu sağlayabiliyoruz. Ayrıyeten bu zon sıcaklık kontrolü değil, oda sıcaklığıyla da beraber ısı pompaları üzerinden ayrı odaları kontrol edebiliyoruz. Tabii bu markalarına göre değişiyor. İşte bazısıyla 2 tane kontrol edersin, bazısıyla 5 tane, bazısıyla 6 tane ama kontrol mümkün. Çok teşekkürler. Onu da özellikle belirttiğiniz için sağ olun. Farklı markaların farklı otomasyon çözümleri mevcut. Orada da işte yerden ısıtma akışıyor sıcaklığı, radyatör devresi akışıyor sıcaklığı, fan coil akışıyor sıcaklığı gibi çözümleri farklı farklı yapabiliyoruz. Teşekkürler. Meriç Başkanım, size dönmek istiyorum. Tabii saha tecrübesi gelince çok soru da artıyor. Öncelikle tekrar teşekkür ederiz saha tecrübenizi bizlerle paylaştığınız için. Birçok tecrübenizi talep eden sorular var. Onları ben tek tek size yönlendirmek isterim. Hibrit sistemler zaten çok böyle dikkat çeken bir konu. Yoğuşmalı kazan ve ısı pompası uygulamasında otomasyonla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz rica etsem diye bir sorumuz var. Anladığım kadarıyla yoğuşmalı kazan ve ısı pompasının devreye girme sıcaklıkları ya da otomasyonuyla ilgili bir soru. Onu size yönlendirmek isterim. Bu herhalde villalarla bahsettiğimiz uygulama. İşte biz yani projecilerin elinde şu anda çok standart bir meteorolojik data var. Makine Mühendisleri Odası'nın da yayınlamış olduğu işte Ankara -12, İstanbul -3 vesaire gibi. Şimdi buna göre bizim projede işte demin de söylediğim gibi kazanlı bir çözümde hesaplarımızı yapıyor olmamız bizim gereğinden büyük cihazlarla da yatırımcıyı maliyet yarattığımızı gibi bir sonuca götürüyor. Şimdi ısı pompası ve hibrit dediğimiz kazanı birlikte kullandığımızda bu meteorolojik bin datayı elimize almamız lazım ve hangi bölgede o projeyi yapıyorsak bizim mevsimsel aylık sıcaklık değişimlerini görmemiz lazım. Çünkü doğru bir yatırımı doğru bir bilginin üzerine kurmamız mümkün. Şimdi ısı pompası sistemlerine geçiyorsak eğer bizim hızlı bir şekilde bu meteorolojik dataları oluşturmamız lazım. Yani Meteorolojik Genel Müdürlüğü mü yapar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı yapar ya da bizim gibi sivil toplum kuruluşları mı yapar? Buna ulaşmak mümkün. Yani biz mesela bir internet sitesinden havalimanı terminalinin işte Ankara'da uçuş kulesinin oradaki meteorolojik dataları toplayan bir siteden aldık. Bir Python programlama diliyle
Onun içerisinde birçok meteorolojik data var. Dış hava sıcaklarını saatlik olarak geçtiğimiz 10 yıl içerisindeki dataları toplayarak bir veriye ulaştık. Ve projeyi bunun üzerine kurmak ısı pompalı sistemlerde çok sağlıklı. Şimdi otomasyon bunun üzerine oluşturulmalı. Çünkü ben bir takım senaryolar yazmam lazım. Yani ve seçtiğim cihazın COP'sinin de hangi aralıklarda iyi olduğunu bilmem lazım. İşte şu sıcaklığın altına düştüğünde şu cihazı çalıştır, ısı pompasını kapat. Şunun üzerine çıktığında ısı pompasını aç, kazanı kapat, pompaları ona göre çalıştır gibi. Bu villalarda, bu hibrit eğer bir sistem kuruyorsak, kazan artı ısı pompası, mutlaka iyi bir otomasyonu da oluşturmamız lazım ki yatırımcıya bir enerji tasarrufu sağlatabilelim. Çok teşekkürler. Orada size bir ilave yapmak şey yapacağım isterim tabii ki. Bazı firmaların dediğiniz gibi aslında son 10 yıllık meteorolojik verileri alarak hareket ediyor. Biz tabii mesela örnek veriyorum İzmir için dış ortam tasarım sıcaklığını 0 derece alıyoruz ama zaman içerisinde bu 0 dereceye kaç saat düşüyor, yıl içerisinde kaç saat orada oluşuyor gibi dataları aslında alarak hesaplamamız lazım. Hibrit cihazlar var yani birbirine entegre olan cihazlar var. Bu cihazların da bazı simülasyonları var. O simülasyonlarından faydalanmak mutlaka gerekiyor. Hem COP önemli hem de birim maliyetleri de girilen cihazlar var. Yani hem doğalgaz kullanıyorsunuz, doğalgaz metreküp birim fiyatı, elektrik kilowatt saat birim fiyatını girdirerek COP çarpanını hesaplayarak birbirine seçim yapan bazı cihazlar var piyasada kullanılanlar ama tabii bunların adetlerini mümkün mertebe arttırmamız gerekiyor hep beraber hem tasarım tarafında. Buyurun Meriç Bey. Arslan Bey, bir de ilave edeyim. Yani bu hibrit dediğimiz kazan artı ısı pompası sistemlerinde ülkemizde fotovoltaik ilavesiyle ısı pompası, yani bu kurulu sistemi yatırımcı için çok işletme ekonomik hale getirmek de mümkün olduğunu görüyoruz. Ama ilk yatırım maliyetimiz artıyor. Burada devletin ısı pompası ve fotovoltaik sistemleri kurmak isteyen vatandaşlara teşvikte bulunması lazım. Yani bu ilk yatırım maliyetinin yükünü azaltması lazım. Eğer biz Paris Anlaşması'nı imzaladıysak, karbon emisyonunu önemsiyorsak ve binaların karbon emisyonunda sanayiden ve ulaşımdan da birinci olduğunu biliyorsak devletin mutlaka bu teşvikleri yapması lazım, bu ısı pompalarını kullanalım diye. Anlaşmanın sunumunda da mevcuttu. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi teşvikler var ısı pompasına yönelik. Hatta güneş pili dediğiniz gibi güneş pili artı ısı pompası dediğinizde artık neredeyse sıfır enerjili bina, hatta pozitif binaya yani kendi kendine elektriğinin fazlasına ulaşabilen binalara kadar ulaşabiliyoruz ki gün ışıma noktası Utkan Bey'in de sunumunda vardı. Çok fazla Türkiye için özellikle çok fazla. Burada ciddi anlamda ilk yatırım maliyetiyle ilgili bir handikapımız var. Bunu da devlet tarafından bir teşvik olarak beklentimiz bütün firmalarla olduğu gibi, bütün tasarımcılar olduğu gibi böyle bir beklentimiz var. Hem güneş pili hem de ısı pompası ile ilgili. Teşekkür ederim. Sorulara ben devam ediyorum. Meriç Bey'e geliyor bütün sorular. Haliyle saha tecrübesi olduğu için diğer arkadaşlarımız araya girmek isterlerse, eklemek yapmak isterlerse ben moderatör hakkımı kullanarak araya giriyorum tabii ama sizden de eklenti yapmak isterseniz tabii ki seviniriz. Diğer konuşmacı arkadaşlarım için söylüyorum. Mevcut ticari binalarda alışveriş merkezi ve plaza gibi kazan çiller kaynaklı fankoli sisteminin ısı pompa sisteme geçişi için iş kalemlerinizin ne olmaktadır? İşletme karlı açısından bilgi verebilir misiniz lütfen? Biraz detay bir soru ama tecrübe aktarmak herhalde. Birazcık yorumlayarak aktarmak lazım. Biraz detaylı çalışılması gereken bir soru aslında. Yani konvansiyonel binalarda eğer mevcutta bir klasik 4 borulu fankoy sistemi ya da 2 borulu bir fankoy sistemi varsa, yani çelik bir kazanınız varsa, yoğuşmalı bir kazanınız yoksa, bunun bir defa kesinlikle çok daha fazla enerji tükettiğini bilmemiz gerekir. Eğer sistemimiz 2-3 yaşındaysa çok erken diyebilirim ama böyle bir dönüşüm için böyle bir 15 yaşında ve daha üstü binalarımız varsa bu sistemlerle çalışan, yani bir risk değerlendirme yaptırarak proje tarafında bu sistemlerle ilgili bir enerji analizi yapılabilir. Bu enerji analiziyle de yıllık sizin yapabileceğiniz tasarruflar gösterilebilir. Artık böyle imkanlar var. Yani binalar 3 boyutlu tasarlanıyor.
İşte Digital Twin dediğimiz bütün ekipmanlar modelleniyor. Senaryolar oluşturuluyor. Bu senaryolara göre işte dış hava sıcaklıklarına göre sistemlerin yıllık enerji tüketimleri öngörülebiliyor. Artık bina sahipleri eğer yüksek faturalardan şikayetçiyse, kiracıları şikayetçiyse bu şekilde ve binaları da yaşlıysa, yani 2-3 yaşında bir binada tabii gene alınabilecek tedbirler var ama artık cihazların, ana ekipmanların değişme zamanı geldiyse bunu bir an önce yapmak doğrudur diyebilirim. Çok teşekkürler. Orada da enerji tüketimlerini ölçmek çok önem arz ediyor. Bizim için, dataları çalışmak için, sizler için. Yani ne kadar tükettiğini binaların ölçüm, enerji ölçümleri yapmak. Bunu konutlarda bile aslında yaparak tüketimlerini yapıp sonra simülasyonlara yerleştirerek ne kadar tasarruf yapabileceklerini aslında gösterebilir durumdayız. Orada da ölçüm çok önem arz eden bir durum. Hamit Mutlu Bey burada selamlarımı, saygılarımızı iletiyoruz. Bursa'dan katılıyor kendisi de. Öncelikle teşekkür etmişler size Meriç Bey. Bir fikir paylaşımı istemiş sizden. Isıtma kaynağı olarak sıcak su kazanı tipi yoğuşmalı olması enerji tüketimi konusunda fark oluşturur mu? Isıtma kaynağı olarak sistem ısıtma sıcaklığı 15-20 derece, yani 20 derece 15 derece delta T5 olarak öngörüldüğünde İklim şartlarının uygun olduğu bölgelerde hava kaynaklı ısı pompası kullanılması konusunda Meriç Bey'in görüşünü almak isterim diye sormuş Hamit Bey. Düşük sıcaklıkta çalıştırmakla ilgili aslında. Düşük sıcaklıkta, yani yoğuşmalı kazanları biz 25 derecelerde 25-15 bile çalıştırabilmek mümkün. Kesinlikle yoğuşmalı kazanı artık kullanmamız gereken bir kazan varsa bu yoğuşmalı bir kazan olmalı. Zaten düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutma diye de bir kavram var. Yani biz artık yani 17-18 derecelerde belki soğutma yapalım. İşte daha düşük sıcaklıklarda 80 derece yerine 50 dereceleri, hatta işte bu ısı pompası sisteminde kondenser tarafında 25 derecelerle ısıtma yapalım. Bir defa bu doğru. Hava kaynaklı ısı pompasında da iklimin el verdiği, özellikle Ege tarafında, Akdeniz bölgesinde daha böyle ılıman iklimin olduğu yerlerde çok verimli. Ama bunun Türkiye'deki, işte biraz önce de bahsettim, bu cihazları şeyle, fotovoltaikle desteklersek hakikaten çok daha uygun hale geliyor. Bunun için de işte bu teşvikler çok önemli. Yani ilk yatırım maliyetini karşılamak hakikaten herkes için çok zor. Ama ben Hamit Bey'e sevgilerimi iletiyorum. Dediği doğru, yoğuşmalı kazanlarla daha ekonomik ve uygun yerlerde hava soğutmalı ısı pompaları da daha doğru olabilir. Ayşegül Hocam bir sorusu var. Ayşegül Çekti Hocam burada. Öncelikle teşekkür ediyor. Özellikle toprak ve su çalıştıkları için Pınar Hanım'a ve Meriç Hocam'a ayrıyetten çok teşekkürleri var Ayşegül Hocam'ın. Bir sorusu olmuş, kule kazan sisteminde kullanılan su miktarı minimum ve maksimum ne kadar olabiliyor? Kullanılan su tekrar yer altına enjekte edilebiliyor mu? Yeraltı suyunun sürdürülebilir kullanım açısından değerlendirmesini paylaşırsa çok seviyorum demiş. Saygılarımızı iletelim. Size de soruyu yönlendireyim Meriç Bey. Şimdi ısı pompalarındaki minimum su debisi seçtiğimiz ısı pompasının kondenserinin kapasitesiyle alakalı ve seçtiğimiz işletme rejimiyle alakalı. Kondensere giren çıkan suyun sıcaklığı ve debisi çok önemli. Temiz olması çok önemli. Yani şartlandırılmış, tasfiye edilmiş bir su olması çok önemli. Ama bu cihazın kapasitesiyle alakalı. İşte biz bunu nereden ayarlayabiliyoruz? Bu basınçtan bağımsız, mesela kombine balans panalarını, değişken hızlı bir kompresörümüz varsa kombine balans panasıyla ya da on-off motorlu vana artı dinamik balans panasıyla olan uygun cihazlarla bunu ayarlamak mümkün. Hidrolik tarafı, sistemin hidrolik tarafı çok önemli. Yani arkadaki pompa, bakın, inanılmaz önemli, doğru seçilmesi lazım. Şimdi bazen şunu görüyoruz. Bizler projeyi yaptıktan sonra şirketlerin satın almaları, çok iyi bir marka alsa bile çok verimsiz noktalarda adı A markası diye çalışmaması gereken pompaları alabiliyorlar. Dolayısıyla o pompalar bir defa değişik yüklerde
Yani fark basınca göre kısan aralıklarda hangi çalışma noktasına geliyor, onun verimliliği nasıl? Yani satın almaların bunu yapabilmesi de mümkün değil. O yüzden bunu mutlaka teknik bir ekiple değerlendirerek doğru pompayı belirleyip o pompayı satın almaları gerekiyor. Yani hidrolik tarafta her bir cihaza giren kondenserdeki su debisi imalatçının istediği su debisi olacak. Ona göre bir balanslama yapılacak ve ona göre de bir pompa değişik çalışma yüklerinde %100 ile %10 arasına kadar çalışabiliyor mu ona bakılacak. Pompanın seçilmesi çok önemli diyebilirim. Başka bir sorusu var mıydı acaba? Yok, genel olarak şey, geri, eğer açık sistem kullanıyorsak geri şarj edebiliyor muyuz yeraltı suyunu diye soruyorum. Yeraltı açık sistem suyu için. Tabii mesela bizim Terrasity'de açık bir sistem, yer altındaki aquafire'a biz çektiğimiz suyu geri veriyorduk. Bu toprak kaynaklı, yani topraktaki su kaynaklı sistemlerde çektiğimiz suyu, ekolojik dengeyi rahatsız etmemek için de belirli bir mesafeyle tekrar geri enjekte etmemiz doğru olur. Ve bunun için de o jeolojik yapının buna kifayetli olup olmadığını araştırmamız lazım. Dolayısıyla çektiğimiz suyu boşa şey yapmamamız lazım. Atmamamız lazım. Tekrar geri kazanmamız lazım. Ayşegül hocamların çalışmaları olduğu için biliyorum. Ben de oraya bir ekleme yapmak isterim. Tabii ki yeraltı suyu çok değerli. Özellikle su krizinde oluşacağını öngörerek ve sıcaklık da oradaki bizim için önem arz ediyor. Geri şarj edilmesi ve doğru şarj edilmesi çok önem arz ediyor. Biz bunu mühendisler olarak çok dikkat ederek yapıyoruz, buna eminim. Ama farklı branşlarda farklı sıkıntıların olduğunu da biliyoruz, duyuyoruz. Orası ayrı bir gündem konusu ama Ayşegül hocam bu konuda da çok ciddi çalışmaları var. Teşekkür ederiz. Ben Andaç Bey'e bir fikir paylaşmak isterim bir soruya binaen. Turgay Yay Bey, değerli sunumlar için herkese teşekkür etmiş öncelikle. Isı pompalarının yıllık enerji sarfiyatını hesaplarken belli bir sıcaktaki verimli, yani nokta sıcaklık yerine yıl boyunca sezonsal verimlilikten hesaplaması daha uygun olacaktır diye bir yorum yapmış. Yorum için teşekkür ederim. Andaç Bey de bu konuda yoğun çalışıyor. Onu da bir iki cümle bilgisini almak isterim. Özellikle Avrupa Birliği noktasında, Türkiye noktasında sezonsal verimlilikler çok önem arz eder. Bir iki cümle yorum almak isteriz Andaç Bey'den de konuyla ilgili. Andaç Bey, sesiniz kapalı galiba ama hala kapalı. Sesimi açamıyorum diye yazdı sanki. Anladım, tamam. Sezon tamam, verimlilik... şimdi açıldı, tamam. Şimdi açıldı. Evet, sezonsal verimlilik sunumunda da bahsetmiştim. Önemli. Tabii biz COP diyoruz ama aslında COP cihazın tek bir noktadaki verimliliğini bize gösteriyor. Ama sezonsal verimlilik bütün ısıtma veya soğutma sezonu boyunca cihazın bize verimliliğini gösteriyor. Bu bahsettiğim lot 1, yani ekotasarım ve enerji etiketi yönetmelikleri de aslında sezonsal verimliliği baz alıyor. Dolayısıyla bütün bir sezon boyunca olan verimlilik aslında daha önemli. Bu teşviklerle de ilgili aslında teşvikler de Avrupa örneklerinde de gördüğümüz üzere bu sezonsal verimlilik üzerinden değerlendirmeye göre veriliyor. Dolayısıyla bu sezonsal verimliği tabii baz almak daha doğru bir yaklaşım gibi görünüyor. Avrupa Birliği'nde de bu LOT 1 yönetmeliği regülasyonu güncelleme aşamasında ve bu hesaplama metodolojisini de güncellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla zamanla bu hesaplar daha gerçeğe yakın bir hale gelmiş olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Meriç Bey, yine tecrübenize binaen bir soru var burada. Yorum sorusu birazcık da. AVM'lere kazan kapasitesi ısı yükü kapasitesinin yüzde kaçı kadar alınmalıdır? Pratik tecrübenize göre nasıl bir parametre kullanılabilir? Yani şöyle söyleyeyim. Pik olarak kapasitesini tayin ettiğimiz sistemin o kapasitede kazanı olmaması lazım. Yani bir %35 daha düşük kapasitede kazanların yeterli olduğunu görüyoruz. Yani 1/3 oranında daha düşük kapasiteli kazanlar
yeterli olacaktır. Bu da 3 kazan seçeceksek 2 kazan anlamına geliyor. 3. kazanı almamamız doğru olur. Çok teşekkür ederiz. Ankara dışında başka bölgelerde yaptığınız AVM projelerinde, yine Meriç Bey size yöneltiyorum soruyu, kule kazanın devreye girmediği işletme süresi bilgilerini de paylaşabilir misiniz diye bir soru gelmiş. Ya, maalesef bütün işletmelerle yakın temas içinde değiliz. Ama belki bu İSKİT'in ısı pompası komisyonu AVM Yatırımcıları Derneği ile mesela bir iletişime geçip bu konuda bir farkındalık yaratılabilir ve bu bilgiler paylaşılabilir. Evet, orada ölçmek çok önemli. Biz projeleri yapıyoruz, tasarlıyoruz çok güzel şekilde ama ölçme tarafında birazcık eksik kalıyoruz bazı noktalarda. İrtibat da geçiliyor. Bütün eşik tasarım yaptığımız yerlerde işte mimari, inşaat grubu, mekanik grubu beraber çalıştığı yerlerde belki işletme de devam ediyor takibini ama bazı noktalarda dediğiniz gibi eksikler kalıyor. Birçok yerde, Ankara dışında da birçok yerde var. Belki Pınar Hanım da birkaç yaptıkları ve farklı yerlere en azından uç örnekler, işte Antalya'da örnek verdi, su kaynaklı vardı, işte İstanbul'da vardı. Varsa böyle uç örnekler bize de paylaşmak isterse Pınar Hanım'dan da bir iki tane en azından referans yapılan yerler, bildikleri yerlerse varsa özellikle bunların da bir paylaşmasını rica ederiz. İstinye Park örneği vardı bildiğim kadarıyla. Kazanın devreye girme süresi sadece kışın sabah saatlerinde, o da bir hafta boyunca falan kazan devreye girmişti. Yani hani İstanbul'da tabii şey, o biraz alışveriş merkezinin kapalı, açık olması, işte cam yüzeyleri ne kadar şey oluyor, hani bunlara da bağlı olarak değişecektir ama İstinye Park'ı hepimiz bildiğimiz için bu örneği vermek istedim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Meriç Bey, yine size bir AVM'lerle ilgili bir soru var. Alışveriş merkezlerinde ortak alanlara hitap eden rooftoplarda mahal yüküne göre fanlar ve kompresör değişken debili olarak tasarladığımızda fan güç tüketimlerinden ciddi oranda tasarruf yapabilmektedir diye bir yorum gelmiş. Üzerinde bu konuyla bir analiziniz oldu mu ya da bir çalışmanız oldu mu? Öte yandan ortak alanlarla verilen rooftoplar için mahal basınç kontrolü de yapabiliyor olsanız projenize katkısı olur mu diye bir soru ve yorum gelmiş. Biz zaten artık yani projeciler olarak seçtiğimiz bütün pompaları ve hava tarafındaki fanları da VSD'li olmasına dikkat ediyoruz enerji verimliliği açısından. Yani tabii ki faydalı. Yani hava tarafında ortak alanlara hizmet eden fanların da değişken devirli olması çok önemli işletme ekonomisi enerji verimliliği açısından. Ortamdaki hava basıncını takip etmek de tabii ki fark basınçları ölçebiliyoruz. Pozitif ve negatif olmasını istediğimiz alanlar var. Mesela food court tarafında negatif tutuyoruz ki dolaşım alanlarına yemek kokuları kaçmasın diye. Orada ortam fark basınçları bu cihazlar üzerinden de otomasyon üzerinden de takip edip ona göre cihaz debileri dengelenebilmesi de şart oluyor. Onu da yaptığımızı söyleyebiliriz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Utkan Bey'e bir soru var, bana özelden yazmışlar arkadaşlar, onu yönlendirmek istiyorum. Özellikle konuştukça da geliyor, fotovoltaik noktasında entegrasyon, yani ısı pompası, fotovoltaikle elektrik üretimi, ısı pompasıyla ısıtma, soğutma, kullanım sıcak su üretimiyle ilgili. Isı pompasını direkt bağlayabiliyor muyuz çalışmasıyla ilgili? Örnek veriyorum, gündüz bedelsiz bir elektrik elde ederken ısı pompasını maksimumda çalıştıralım. Şebekeye döndüğümüzde cihazın debisini düşürelim ya da kompresörün ayarlarını yapalım gibi parametreler girebiliyor muyuz? Bu şekilde bir otomasyon yaparsak daha verimli olabilir mi diye sorular geldi. Alttan bir soru geldi. Ben de iki soru vardı, birleştirerek size yollamak istedim Utkan Bey. Teşekkür ederim katılımcımızın sorusu için. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sunumda gösterdim bir şemada. Şimdi ısı pompaları da televizyonlar, çamaşır makineleri gibi evdeki elektrikli aletler gibi bir elektrik tüketicisi. Normalde hiçbir otomasyon yapmadan da hani basit bir şekilde bahsediyorum. Isı pompasının PV'lerdeki kullanımı ki çatıda bir güneş varsa elektrik üretimi. Sonrasında ısı pompası eğer çalışıyorsa ısı pompasının işte terimli bir şekilde elektrik üretimi olarak besleme noktasında çalışabiliyor. Ama şimdi bu
hani markadan markaya da değişebilen bir özellik olarak da bazı ısı pompaları sadece fotovoltaik sistemin elektrik üretimi, yani kendine bağlı otomasyonla bu. Bunu ayrıyetten bir otomasyonla siz de yapabilirsiniz ama hani kendine bağlı otomasyonla beraber sadece fotovoltaik panelin elektrik ürettiği zaman çalıştırsın. Veya şöyle de olabilir. İşte gündüz o kadar fazla ısıtma şeyi yok. Nasıl diyelim? İhtiyacı yok. Isı pompası daha az devreye giriyor. Ama pardon? Yok, ısıtma ihtiyacımız yok diye sizi tamamlamaya çalıştım. Gündüz saatlerinde ısıtma yükü yani daha düşük. İhtiyacı daha az. Veya bizim bir aynen buffer tankında bir fotovoltaik paneli üzerinden, buffer tankı üzerinden bir akümüle tankı üzerinden ısı akümülasyonu yapılmış olabilir. Gece sarf etmek açısından veya yine aynı şekilde kullanım sıcak suyu, boiler öz tüketimi arttırmak açısından burada fotovoltaik tarafından yararlanabilir ki işte akşam kullanıcılar eve geldiklerinde işte kullanım sıcak suyunu boiler üzerinden faydalansınlar diye. Ama ısı pompasını da hani fotovoltaiğe göre yani boyutlandırılabilir. Burada tabii çatı metrajı çok önemli. Şimdi bir evin 16 kW'lık bir ısı pompası kullanabiliriz. İşte 150-200 metrekare değişik izolasyonlarda örnek vermek gerekirse. Ama hani çatı metrajı en azından işte bir ısı pompasının 3-4 kW elektrik harcadığını düşünürsek ona izin verecek şekilde hani 10 kW pike kadar sunumumda verdiğim örnek gibi kurulabiliyorsa hani kışının da özellikle güneşli dönemlerde birçok elektrik yükünü ısı pompasının aldığı elektrik yükünü alabiliriz. Aynı şekilde yazın özellikle fotovoltaiğin çok daha güçlü bir şekilde kapasitesine yakın bir şekilde elektrik ürettiği dönemlerde de soğutmanın ısı pompası için kullanıldığı fan coil veya yerden serinletme işte eğer şey varsa su kaynaklı pardon, toprak kaynaklı bir ısı pompası varsa doğal soğutma, natürel soğutma, az önce bir şey de bahsetti. Yani 18-20 derecelerde binaları artık soğutma tasarlanması gerekiyor. Bu da direkt zaten topraktaki aslında ısı enerjisinin kullanımı, hiç ısı pompası çalışmadan sadece sirkülasyon pompalarının elektrik harcamasıyla belki bu noktada da fotovoltaiğin katkısıyla çok daha verimli, pozitif yüklü sistemler tasarlanabiliyor. Ama bunu tabii proje proje ayrı ayrı bakmak lazım. Çatı metrajı çok önemli bu noktada. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Son sorumuz var. Bu aslında hepimize ayrı ayrı sorulabilecek bir soru. Meriç ve Pınar Hanım diye başlamış sorunun şeyi soran Hakan Bey ama genel olarak herkese aslında sorulabilecek bir soru. Birçok sunumda birçok yerde geçiyor. Türkiye'deki diğer ülkelerde teşviklerin yetersiz olduğuna değindi. Teşvik yok hatta diyebiliriz şu anda Türkiye için onu yorumlayabiliriz. Bu konuyla ilgili şu anda ürünlerin fizibilite ve verimlerinin açıklanması anlamında farklı bir kümelenme, yapılanma, bir otorite oluşumu söz konusu mudur? İSKİT olarak bazı noktalarda bakanlık seviyesinde ulaşarak bunların bilgi vermeye çalışıyoruz. Verimlilikler noktasında bilgi vermek istiyoruz. Aktif olarak çeşitli derneklerin, kuruluşların çalışmaları var. İşte Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Makine Mühendisler Odası, İSKİT gibi çalışmaları olan yerlerimiz var. Bunlara farklı farklı kanallardan bakanlık yetkililerine ve çeşitli bakanlıklara aktarmaya çalışıyoruz. Kısa ve orta vadede umarım bir geniş dönüş alırız diye düşünmek istiyorum. Bu noktada teşviklendirme için hangi tip ısı pompası Türkiye için sizce ön plana çıkarılmalıdır diye bir soru var. Bu birazcık ucu açık ve tartışılabilir bir soru ama Meriç Bey'den başlayayım istiyorsanız. Meriç Bey'in de bu arada ilave etmek istediğiniz bir şey varsa sorularımız bitti çünkü. Başka bir eklemek istediğiniz bir şey varsa da seviniriz. Aslan Bey, her proje kendine münhasır özellikleri olan bir takım parametreleri içeriyor. Yani coğrafi bölgesi, mimarinin şekli, işte binanın konumu vesaire. Dolayısıyla yani bir aspirin reçetesi yazmak mümkün değil. Her yani her insanın aspirin verilmediği gibi her proje içinde işte şu tür hava kaynaklı ısı pompası doğrudur demek doğru değil. Onu bir değerlendirmek lazım. Yani projenin kullanımı, fonksiyonu, yatırımcısının istekleri vesaire, bütün toprağın durumu, işte kirli mi, nemli mi, altında su var mı, havanın dış hava sıcaklığı, buna göre bir şey karar vermek lazım.
En son bunu söyledikten sonra Utkan Bey'e bir katkıda bulunayım. Isı pompası ile buffer tank arasındaki pompa sıcaklığı 5 dereceye getirmek için çok önemli dedi. Bu, eğer ısı pompasının içinde bir pompası yoksa bu pompalar seçilirken, yani pompacılar standart fark basıncı kontrol eden pompa veriyor. Bunun delta T'yi kontrol eden pompa olması çok önemli. Ki bu böyle olmadığını birçok projede görüyoruz. Yani standart böyle bir yaklaşımla her pompa sanki fark basıncı kontrol ediyor gibi satın alımlar yapılıyor. O yüzden bunun frekans konvertörünün delta T kontrollü bir pompa olması çok önem arz ediyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu son soruyla ilgili bir yorumu olan var mı? Bir arkadaşımız, konuşmacı arkadaşımız var mı bir yorum diye. Eğer yoksa da yavaş yavaş kapanma koşusuna geçeceğim. Buyurun Utkan Bey. Bence hepsi. Yani bu noktada teşviklendirme için hangi tıp ısı pompası? Meriç Bey'e katılıyorum. Yani bu proje bazlı değişebilir. Endüstriyel bir fabrikada işte atık sudan işte burada su kaynaklı ısı pompası kullanılabilir. İşte Erzurum'da mesela çok soğuk bir dış havanın olduğu yerde hava kaynaklı ısı pompası feasible değil. Toprak kaynaklı işte sondaj veya yerden serpme yöntemi kullanılabilir. İşte İzmir, İstanbul, ben Ankara'yı da katıyorum aslında. Bu gibi yerlerde özellikle tabii binanın izolasyon durumu, bakısı bunların hepsi önemli. Hava kaynaklı ısı pompaları kullanılabilir. Zaten dünyadaki teşvik mekanizmalarına baktığımız zaman ısı pompasının bütün hepsine teşvikler verilmekte. Sonrası biz projecilerin işte firmaların artık yönlendirmesiyle beraber çıkan aslında şeyler oluyor. Çünkü hepsi uygun koşullarda en az yani 4 sezonsal olarak 4-4,5 COP'leri yakalayabiliyor. Önemli olan bunu uygun projeye uygun ürünü yönlendirmek. Çok teşekkürler Utkan Bey. Andaç Bey ya da Pınar Hanım ilave bir şeyiniz var mıdır diye sorayım. Ondan sonra kapanış konuşmasında teşekkürlerimizi ileteceğiz. Aynı şekilde katılıyorum. Tüm ısı pompaları teşvik kapsamına girebilir. Bu teşvikler bölgesel bazlı da olabilir. Ya da kullanım şekline göre de olabilir. Ama orada ya ısı pompası, orada Meriç Bey çok haklı. Terzi usulü bir ürün, yani tamamen sizin projenize göre seçilip ona göre tasarlanan ve projenin ihtiyaçlarına göre belirlenen bir ürün. Burada hani direkt havadan suya ısı pompası veya sudan suya ısı pompaları için de diyemeyiz. Tüm bu ısı pompaları bu kapsamın içine girmeli. Çok teşekkür ederiz. Andaç Bey, ilave etmek istediğiniz bir konu var mı acaba diye sorayım. Çok hızlı, yani hepsini konuştuk ama tabii bu son kullanıcılara direkt teşvik verilebilir. Düşük faizli banka kredisi verilebilir. Türkiye'de üretime yönelik, ürün geliştirmeye yönelik teşvik verilebilir. Bizim de zaten bu tür webinarları yapmamızın amacı bu ısı pompalarının hem kullanımının yaygınlaştırılması ve bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili önerilerde bulunmak. Dolayısıyla bunları konuştuk ama gerçekten de bir destek gerekiyor Türkiye için en azından. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Burada Meriç Bey'in bizde olması önemliydi. Tasarımın ne kadar önemli olduğu çok önem arz ediyordu. Bu noktada tasarım tarafı için aslında ben de bütün arkadaşlarıma katılıyorum. Bugün İzmir, Ankara, Erzurum, Şırnak, Kars her noktada ısı pompası tercihinde bulunabiliriz. Ama bu mutlaka bir tasarımcının gözüyle yapılması gereken bir simülasyon altına yapılarak, hesaplanarak toprak, hava, su, atık, ısı gibi ya da yağmur suyu deposu kullanıyoruz ya da artık işte sarnıçlarımız var, sarnıçlarımız olacak yasa gereği. Sarnıçlarımızı belki su kaynağı kullanabileceğimiz gibi farklı farklı tasarımlar yapabiliriz. Bu bizim için önemli bir nokta. Bütün hepsiyle ilgili bir farkındalık yaratarak artık Türkiye'de de ısı pompalarına yönelik teşviklerin gelmesini dört gözle hepimiz bekliyoruz. Ben herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Sponsorlarımız var. Son bir teşekkürler onlara edeyim. Ondan sonra kapanış yapacağım. Arçelik, Atlantic Group, Baymak, Daikin, Form, Gri TRC, Johnson's Control, Hitachi, Üntes, Vaillant ve Wisman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Meriç Bey bir cümle kullanmıştı. Düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutma diye.
Bizim partner kuruluşumuz ya da derneğimiz diyelim, İSKİT ve TTM'de aslında birbirine geçmiş. Türkiye Hesap Mühendisleri Derneği'nin böyle bir kitabı var. Kitaplığı içerisinde tavsiye de ederim. Çok böyle güzel bir kitaptır. Düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutma diye bir kitap da var. O da bizim için önemli bir yol gösterici, bir harita olabilir enerji verimliliği anlamında. Ben bütün katılımcılarımıza ve dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İSKİT olarak da bu tarz sunumlara devam edeceğiz. Web sitemiz üzerinden ve sosyal medyadan İSKİT'i takip ederek olacak sunumları da görebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.